Millet hala bekliyorsa zaten hepsi delikanlı. Hepsine delikanlı şey madalyası veriyorum. Hatta bir tane üyesi Girdik. dedi. Niye Şu an görmüyorum? yayındayız. Sayfayı yenileyim. Evet arkadaşlar, ses mes nasıl? Aa, Deneyeceğim. Cengizhan kayboldu ya. Ha. 9 kişi geldi. Anıl da Deneyeceğim. burada. Çok selamlar Anıl. Dokuz kişi geldi. Hocam ben sizden kendimi duyuyorum da. Nasıl şimdi? Benim sesim gelmiyor mu? Sizin sesiniz geliyor. Tamam. Ha, Levent hocamın sesi geliyor diyor. Dur. 8 kişi hemen beğendi. 25 kullanıcı. 25 kullanıcıya 2021 yılının delikanlı kupasını vermeyi teklif ediyorum. Bu kadar zaman boşu boşuna bekledikleri için. Merhabalar. O Süleyman Çakır gelmiş hocam. İyi ses. Levent hocadan benim sesim şey yapıyor mu? Eko yapıyor mu? Kapadım. Tamamdır. Tamam, ses düzgün görünüyor. Gayet de iyi. Ha, tamamdır. Herkes iyi diyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Arkada muhteşem bir ötken manzarası. Üçgen değil orası be ya, Gobi. Şöyle bir neyse. Şöyle mi yapmam gerekiyor? Evet, beni ters gösteriyor. Hocam Govi çöl demek mi? Moğolca konuşma dilinde, hatta yazı dilinde Gobi dendiği zaman genel olarak çölde anlıyorlar. Yani Gobi çölün adı aslında ama. Peki Gobi mi Govi mi hocam? Altay dillerinin klasik döneminde R sesleri yoktur, B vardır. Onlar zaman içinde R'sileşirler. Orada bir Tarık adı altında bir örgüt üyesi, hatta dur bakayım, I'yı büyük yazmış. Orası Ötüken olamaz, Ötüken yolu yokuştur diyor. Nereden biliyor arkadaş? Gidip gördün mü? Ben bak, ben böyle ezber cümlelerini konuşturtmam kimseye. Daha en baştan söyleyeyim. O Subutay Noyan adında biri de gelmiş, programa katılmış. Hocam sinirlendi. Hocam benim adetim olsun diye şey yapacağım. Hem yayın düzeldi. Çevremizde çok fazla nazar var. Bizi kargı şeylemişler belli. Belli. Hemen bir temir komuzla işlerin icabına bakmak istiyorum. Ne dersiniz? Bir izin istiyorum, hemen girelim ondan sonra. Şimdi Berkant Parlak demiş ki yokuş değilse de deve olmayacağı kesin. Arkadaşlar, Ötüken çevresinde deve var ama deve tabii şey değil. Bu Orta Doğu'daki tek örgüçlü deve değil. Bütün o coğrafyada deve kullanılıyor. Hatta keçe ev göç sırasında deve yüküyle taşınıyorlardı tarihte. Dolayısıyla ama burası Ötüken değil tabii. Yani hani o açıdan itiraz etmişim gibi anlaşılmasın. Burası bir çöl manzarası. Ötüken değil. Doğru. Ya Moğolların kliplerinin, müzik kliplerinin yarısı deve üstünde geçmiyor mu hocam? Jafkılın izlesinler. Cahlan. Jafkılın izlesinler. Sonra Temeçin diye şey vardı. Neydi? Mini Eç, Temeçin.
Annesi deveciymiş. Benim hocamın Evet. ailesi de deveci. Ben deveci bir ailenin oğlu olan bir hocanın öğrencisiyim. Hocam buradan o zaman hocanıza selamlar. Hocama saygılar. Evet. Nasıl selam yolluyorlar hocam Moğollar? O mini hadet hod av şık bolsun. Hündüt başta in ödrin mindi gindes. Devşirdi ya. Hocam ağzınız bal tutsun hocam. Tutsun. Sen ağız kopuzuna mı dalacaktın? Ben çok uzatmayayım lafı. Yok estağfurullah ben bir açılış olsun diye hem de sonuçta iyileri sakinleştirmek lazım hocam. Tamam, o zaman ben susuyorum. Sana bırakıyorum mikrofonu. Hem ben ufak bir ağız kopuzu gireyim de sonra işimize bakalım. Bu Tamam. arada 60 kişiyi aştık. Herkes hoş geldi. Deminki şey yüzünden, aksaklıklar yüzünden o ya benim şeyliğim, amatörlüğüm valla. Şu ses kartı falan derken onu ayarlayamadım. Hemen bir sizi hocanın arkasındaki Govi çölüne götüreyim. Hemen resetimizi attık. Hocam Moğolistan'da ağız kopuzu yaygın mı? Yaygın. Peki Ağzına sağlık. kamlar arasında yaygın mı? Sağ olun hocam. Kamlar. Benim tanıdığım kamların hepsi davul kullananlar. Ama sen çalarken ağız kopuzunu, ben ağız kopuzunu 1994'ten beri yaklaşık olarak tanırım, dinlerim. Çok iyi çalanlardan biri hiç kuşkusuz Polat Başarev'dir. Onun kadar iyi çalıyorsun demek istiyorum sana. Gaz vermek istiyorum. Estağfurullah hocam. Valla hani onların ustaların yarısı kadar olamayız. Bizim Hüseyin Akbaş vardır Antalya'da. O çok güzel çalıyor hakikaten. Yani ustalar hakikaten çalışanlar var. Ama benim okuduğum kadarıyla zaten yani acemi kamlamak için ağız kopuzu çalıyormuş. Öyle bir şey Mümkündür. okudum. Mümkündür. Eyvallah. O zaman şey yapalım hocam. Bir sizi tanımayanlar için kendinizi bir tanıtın. Tanımayan varsa zaten bilmiyorum da tanımayanlar için şöyle bir kendinizi tanıtın. Kısa tanıtayım. Yani çok ayrıntıya geçen mesela sevgili dostum Yaltırık'ın yayınında çok uzun geçti o bilgi. O kadar uzun geçmeye gerek yok herhalde ya. 1974 doğumluyum. 29 Mayıs olduğu için 47 yaşıma girdim. Moğolistan Devlet Üniversitesi Fen Edebiyat Okulu Moğol Dili ve Dil Bilimi bölümünde öğrenciyim. Dil bilimi okuyorum. Altay dilleri okuyorum tabii yani dil bilimi derken. Eski Türkçe, eski Moğolca karşılaştırmalı çalışmalarım oldu. Hala çalışıyorum. Önümüzdeki süreçte daha çok Mançuca'ya yoğunlaşmayı istiyorum. Zaten Mançuca çalışmaya başladım.
yazı dili biliyorum. Doğu Türkistan'ın Gulca şehrindeki Pedagoji Üniversitesi'nde Sibece dersleri aldığım için Mançuca konuşma dili de biliyorum. Tabii üzerinden süre geçtikçe zayıflıyor ama bugünden sonra daha yoğun Mançuca çalışacağım. Eyvallah hocam. Peki şimdi Bunun doktoraya dışında devam ediyorsunuz. ediyorum. Bunun dışında şu anda Türkiye'de piyasada 6 kitabım var. Herhalde en çok bilineni Moğolların Gizli Tarihçesi. Ben Moğolların Gizli Tarihçesini Moğolcasından Türkçe'ye çevirdim. Onun dışında 3 romanım var. Bir Doğu Türkistan'da bulunduğum sürede günlük notları gibi aldığım notlardan bir kitap yayınlandı. Bir de Bilge Kağan Költigin ve Tonyukuk yazıtlarıyla ilgili bölgenin kültür yaşam biçimi bağlamında ayrıntılı açıkladığım bir kitabım yayında. Bunun dışında yayına hazırlanan birkaç çalışmam daha var. Ama işte araya salgın girdi. Okullar uzaktan eğitime geçti. Ve diğer nedenlerle onlar şu anda beklemedeler. Hocam bir Moğolca dil bilgisi yazıyordunuz. O ne zaman çıkıyor? İşte o da yayın evinde geçen yani 2020 güzünde yayını planlanıyordu. Ama dediğim gibi işte bu salgın süreci içinde zaten derslerin büyük çoğunluğunda yüz yüze değil de online yürütüldüğü için onun baskısı gecikti işin doğrusu. Erteledik daha doğrusu. Eyvallah. Bu arada özellikle 6 ay dili 6 ay dil teorisi hakkında falan da sorular gelmiş. Onlar hakkında daha sonra bir yayın yapmayı planlıyoruz hocayla. Bir de özellikle Moğollarla alakalı, Moğolların gizli tarihçesiyle alakalı yayın yapmayı planlıyoruz. Şimdi daha çok hocanın Bilge Yazıtlar, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk'un yazdırdığı yazıtların bölgenin yaşam biçimi bağlamında yörüğü adlı kitabı. Hocam ne kadar uzun başlık bu ya. Ya o alt başlık akademik çalışmalarda bu türlü alt başlıklar olur ama ya. Olur. Ama şey hocam yörüğü derken yörük kelimesini neden seçtiniz burada? Yörü sözü Kaşgarlı Mahmut'un divanında var. İki girdi halinde yazmış yörü sözünü. Birincisinde ayrıntılı açıklama diye yazmış. İkincisinde tefsir diye yazmış. İkisini de anlayabiliriz. Ben gerçekten bir anlamda Bilge Kağan, Költigin ve Tonyukuk yazıtlarının tefsirini yazmaya çalıştım. Hocam peki deriz ya şuna şuna yormak, buna buna yormak diye bir dil kullanımı vardır Türkçe'de. Oradaki Evet. yormakla buradaki aynı fiil mi yoksa başka bir kök mü? Ben de klasik Türkçedeki yörmek eyleminin yormaka dönüştüğünü düşünüyorum bunu görünce. Yani olağan koşullar altında Türkçede böyle ünlülerin arta doğru kayması gibi pek bir durum olmaz normal koşullar altında ama çeşitli nedenler olmuş da öyle olmuş da olabilir. Ama evet dediğin doğru. Bugün bizim Anadolu Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde işte hayra yor derler ya. Yani iyi anlamlandır, iyi düşün, iyi olsun mantığındaki yormak benzeri anlama geliyor. Evet. O zaman yani tefsir kelimesinin Türkçesi yörü ifadesi. Yürü.
Kaşgarlı Mahmut öyle veriyor. İşte dedim ya, yani benim keşfettiğim bir şey değil. Kaşgarlı Mahmut zaten 950'ye yakın yıl önce öyle yazmış. 950 yıl önce. Eyvallah hocam. Şimdi de tabii dil devrimiyle bir de yorum diye bir kelime üretildi. Evet. Ama yorum bir tefsir gibi değil de bir çeşit ne o? Ben böyle anlıyorum gibi bir anlama geliyor. Tabii fikir beyanı gibi oldu aslında. Evet. Evet. Yorum. Yani güzel bir şey. Yani güzel bir düşünce. Çünkü ben yoruyu ifadesini gördüğüm zaman size sormuştum zaten. Bir kelime daha öğrenmiş olduk hocam. Zaten Bilge Yazıtlar kitabına da böylesi yakışırdı. Ya bu işin meraklılarına ne olursa olsun mutlaka Kaşgarlı'nın divanını alıp dikkatlice inceleyerek okumalarını ben çın gönlümden salık veririm. Gerçekten çok yararlı. Yani eşi benzeri olmayan bir eser gerçekten. Eyvallah hocam. Hocam sizin dövme ne vardı kolunuzda Bu mu? Öbürü mü? o. Güzel bir Altay dağlarında Hun dönemine kadar giden dönemden kalma mitolojik bir zoomorf hayvan tasviri. Ne güzel hocam vallahi ya. Teşekkür ederim. Ben de Moğolistan'da Moğolca yayınlanan bir kısmı yayınlanan tamamı geçen yıl yazılıp bitmiş işte bu Çinlilerin dünyaya yaydıkları salgın geçip de günlük işleyiş olağan akışına geri döndükten sonra yayınlanacak olan kitabımın kapağından bir figür. anladım hocam. Yani hakikaten o dönemdeki kurganlardan çıkan eşyalar ve üzerindeki işlemeler falan muazzam. Özellikle ben Tangbalısa'ya gitmiştim Kazakistan'da. Oradaki şehirlere bakmıştım, duvar resimlerine falan bakmıştım da. Muazzam hakikaten. Yani İskit Kültür Dairesi'nin devamını canlı canlı gözümde görebiliyorum yani orada. Ne kadar güzel. Eyvallah. Hocam o zaman hemen bir giriş yapalım. Tamam. Kitabınızla alakalı. Özellikle ya yani kitabınızın girişinde de zaten belirtmiştiniz. Kültür dışarıdan büyük bir etki olmadıkça değişmez. Sürekli bir çizgi izleyen kültür asla geri gitmez gibi ifadeleriniz var. Ben de direkt buradan girmek istiyorum. Burada bu arada kitabın da linkini şeyden yayından sonra şey yapacağım. Hemen koyacağım yorumlara, sabitleyeceğim. Oradan alıp okuyabilirsiniz. Hemen buradan bir giriş yapalım hocam. Bu Akdeniz Havzası uygarlığıyla bizim ne alıp veremediğimiz var? Biz neden Akdeniz Havzası uygarlığına uymuyoruz? Bizim dinamiklerimiz, kültürel kodlarımız neden bu kadar acayip? Evet. Şimdi yan taraftan geçen yorumları da bir yandan gözlüyorum. Arkadaşlar Yani yorumlarınızı bu arada şey yapıyorum. Yani not alıyorum. not alıyoruz ama yani yorum yazmak demek biraz önce yorum sözünden söz ettik ama yani yorum yazmak denilmek aklına her geleni hesapsız kitapsız yazmak anlamına geliyor mu bilmiyorum. Yani tabii şimdi Z kuşağında böyle bir anlam olabilir ama ben bilemiyorum. Şimdi bu alt başlıkta bölgenin yaşam biçimi bağlamında diye bir açıklamam var benim. Şimdi bir gerçek var. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kültür merkezleri ya da kültür havzaları diyebileceğimiz yapılar var. İşte Akdeniz çevresi böyle kültür havzalarından biridir. Mezopotamya'ya kadar yani
Basra Körfezi'ne kadar etkileri uzanır. Hatta Horasan'a kadar, içerilere kadar gider. Ama Sind ve İndüs'e gelince, Sind ve İndüs aynı. Öbürü neydi? Brahma. Neyse. Urma. Ganj. Ha, Ganga ırmağı. Bu ikisine gelince orada yeni bir kültür havzası var. Daha ileri gidince işte Sarıırmak, Gökırmak da yeni bir kültür havzası var. İşin doğrusu Sibirya'da da böyle bir kültür havzası mantığı var. Yani buna çok rahatlıkla Kem ya da Yenisey adını bile verebiliriz. Çünkü Kem'in önemli bir kolu kaynağını Baykal Gölü'nden alır, Baykal'dan alır, Baygöl'den. Baygöl'e kadar da zaten işte Selenge'ye katılan Orkun, Tamır, İki Tamır, Selbe, Tola gibi diğer büyük akarsular var. Onlar Selenge'ye katılıyorlar. Selenge Baykal'a akıyor. Baykal'ın çıkışından da Kem oradan daha da büyüyerek Sibirya'nın kuzeyine doğru gidiyor. Gerçekten çok büyük bir su kitlesi burası. Çok uzun bir yer kat ediyor ve çevresinde çok önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Buranın da kendine özgü bir şey var. Yaşam biçimi, kültür biçimi ya da evreni algılayış biçimi var. Şimdi bu kültür biçimi dediğimiz zaman en çok dış görünüşte kendini belli ediyor ama işin içine girdiğimiz zaman bu belirli kültür havzalarındaki insanların evren algılarının da kendine özgü değişiklikler gösterdiğini, işte bununla bu evren algısı işte insanların sonradan inançlarını, işte evren algısı diyoruz ya, inançlarını, olan biten şeyleri değerlendirmelerini ve onlara karşı bir takım önlemler almalarını da biçimlendiriyor. Örneğin biz bu StreamYard yayınımıza başlarken sen kötü birileri varsa onları kovmak için ağız kopuzu çaldın. İşte Evet hocam. bu senin benim diyelim algımızla bağlantılı bir şey. Ama yani ne bileyim, dünyanın başka bir yerine gideriz. Bunu gördüğü zaman ona hiç de bir şey ifade etmeyebilirdi. Gibi. Olabilir hocam. Bizim memlekette de Şimdi ifade etmeyebilir. evet. Şimdi Akdeniz konusu, ya insanlar tabii şöyle diyeceğim, İstanbul diyeceğim ama İstanbul'la sınırlı değil bu. İstanbul'a düşmanlıkla ilgili de değil. İstanbul buranın şeyi, temsilcisi. Yani sırtında bir numara yazan oyuncu İstanbul. Şimdi İstanbul kıyısında oturuyor ve Bilge Kağan'ın yazdığı metni anlamlandırıp açıklamaya çalışıyor. Şimdi tabii orada yazan şeyleri anlamlandırıp açıklandırırken kendi bildiği parametrelerle bunu yapıyor. Kendi bildiği parametreler ne? Akdeniz havzası, çevresindeki insanların evren algısı ve yaşam biçimi. Ama şimdi kimseyi yargılamak için söylemiyorum. Sadece olan durumu, iki tarafı belirlemek için söylüyorum. Şimdi Akdeniz'in kültür kodlarının temeline bakarsak, denizci, ticaretle uğraşan, şehirlerde yerleşik, köleci, dolayısıyla iş yapmayan, Boş vakti işlerini çok. kölelerine yaptıran, kendisine bolca boş vakit kaldığı için işte ne bileyim Aristo'dan, Platon'dan vesaire başlayan, hadi şeyden, yani tabii Yunan'la sınırlı değil bu ama en çok bilinenler olduğu için söylüyorum. Bir tür felsefe okulunun kökenini atıp orada, yani boş da olabilir, dolu da olabilir. Birçoğuna boş geliyor ama bence çok dolu da konuşmuşlar aslında. Evreni böyle algılayan insanların yaşam biçimi çok fazla farklı. Tabii bu arada iklim burada çok ılık, hamam gibi.
Yani bugün ben Samsun'da yaşıyorum üstelik. Yani Samsun Türkiye'nin kızı. Şimdi Antalya, Mersin, güney taraflar buradan çok daha sıcak. Bugün Samsun hamam gibiydi. Hele ki Yaşanmaz benim gibi hocam. bir Bozkırlı için dayanılmaz düzeyde hala hamam gibi. Şimdi diğer Hocam taraftan Ankara'da bana geldiğiniz zaman da şeydi, bayağı sıcaktı ya. evet, ama Ankara beni bu kadar, burası kadar rahatsız etmiyor. Burada şey de çok, nem de çok yüksek düzeyde. O zaman bile fena yanmıştık. Sonra bir takım Moğol araklarıyla kendimizi soğutmaya Soğuttuk. çalıştık Diğer taraftan biraz önce işte KEM üzerinden tanımlamaya çalıştığım kültür coğrafyasına bakarsak, şimdi buradaki insanlar birincisi tam yerleşik kale şehirler oluşturmuyorlar. Bir. İki, üretimleri çoğunlukla kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. O yüzden ticaret konularında çok başarılı, çok ne diyelim onu, çok yetenekli değiller. evet. Kandırılmaya çok müsaitler. Bir Bunun dışında soğutlar lazım yani. lazım tabii canım. Onlar olmasaydı Tatsız Türk olmaz hocam. tatsız Türk olmaz. Evet. Şimdi bu arada şimdi bir, yaşam hayvancılığa dayalı, çünkü tarıma çok uygun bir coğrafya değil. Hayvancılığa Evet. dayalı. O yüzden hayvan sürüleri var bolca. Bu hayvan sürülerini gütmek için atla onları takip etmek gerekiyor. Şimdi ayrıca eskiden gelen gelenekle bir avcılık şeyi de var. Köle yok, çünkü kölenin bir işlevi yok, bir anlamı yok. Yani bir Fazladan kişi yük. köle, ya yük değil ama diyelim köle aldın geldin, 6 ay sonra senin gibi biri olacak. O da seninle çünkü bütün işleri paylaşmak zorunda. Yani şöyle bir şey yapamazsın. Gemi geldi, yükleri boşalt diye köleleri çalıştırabilirsin, ama hadi ava gidin, avlanın gelin diye köleleri ava gönderemezsin. Sen gitmek zorundasın. Ya da diyelim hayvanlar güdülecek, bir şeyler yapılacak. Bütün hayvanları kölelere emanet edip hadi şunları dolaştırın gelin diyemezsin. Yani diyelim köle mantığında bir iki kişi geldi senin yanına yerleşti. Bir süre sonra senin geniş ailenin bir parçasına dönüşür bu insanlar. Yani dolayısıyla A'dan Z'ye, ya tabii ki insan, hepimiz insanız. Dolayısıyla insanlığın ortak özelliklerini hepimiz taşıyoruz. Ama işte yaşadığı coğrafyanın iklimi, çevre koşulları, dağı, bayırı, denizi, ırmağı vesairesi olan doğa olaylarına, karşılaştığı doğa olaylarını yorumlamasına kadar birçok şey değişebiliyor. Dolayısıyla verdiği tepkiler de değişebiliyor. Bunları anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ayrımın ne zaman yapabiliyoruz? Yani şöyle diyeceğim, Moğolistan'a gitmeden önce buradayken okuduğum her şeyin doğru olduğunu sanıyordum. Ama Moğolistan'a gittikten sonra, ya neden öyle yazıldıklarını da anlıyorum tabii. Yani bunlar yanlış, işe yaramaz demiyorum. Ama yani gidip o coğrafyayı anlayıp aslında buradan yazılan şeylerin buranın yorumu olduğunu, buranın kültür özelliklerini yansıttığının bilincinde olmak iyi olur diye düşünüyorum. İşte bunlar olmayınca, şu mesela bizim YouTube sayfamızda şu yanda deminden beri yazılan yorumlar. Şimdi arkadaşlar bir heyecanla bir saate aşkın süredir bizi bekliyor, 62 kişi. Çok teşekkür ediyorum. Ama Akdenizli yorumlar yazılıyor oraya. Kapatıyorum, kapat. Ama kapat şey. Dur Hocam bakalım bu sözden sonra neler yazılacak orada. Kim getirdi bu hocayı buraya? Neyin hocası lan bu? Yani. bazen peki şey gibi düşünmek mi gerekiyor? Yani misal Türkiye'de yaşıyorsak ve Türksek dedelerimiz, nenelerimiz gibi düşündüğümüz zaman Moğollara ve o bozkır anlayışına daha mı yakın düşünmüş oluyoruz bazı durumlarda? Çünkü Bence misal öyle.
Ne okuyoruz? İşte Radloff'tan okuyoruz, Anohin'den, ondan sonra Unoharva'dan. Yani hep farklı farklı Türkologların yazdıklarını okuyoruz burada. Ya yani kendim adına konuşayım en azından. Kültür tarihiyle ilgileniyorum, halk bilim, halk edebiyatıyla ilgileniyorum. Onları okuyoruz ve onların yaptıkları yorumları süzgeçten geçirmek zorunda kalıyoruz. Yani Jean Paul Rouve'da da aynı mesele var. Fakat bazı meseleler aslında bizim çok daha kolay anlayabileceğimiz bir meseleyken araya ikinci bir yorum girdiği zaman çok daha zor anlayabilecek hale geliyoruz. Öyle midir? Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Türkiye'de de birkaç böyle tarihçi, ama daha çok yakın dönem tarihçisi bu insanlar, şey demişlerdi. Ya yani Türklerle Moğollar arasında neredeyse hiç şey benzerlik yok, hiç ortak yan yok. Bir kere onlar göçebe dedi. Şimdi bu şey takıntısı var ya, işte Akdenizlilerde çok yoğun bir biçimde var. Roma uygarlığı takıntısı, uygarlık takıntısı. Bak, bu ülkedeki herkes bir şeyden söz ederken mutlaka uygarlık sözünü kullanır. Uygarlığın ne olduğu ile ilgili birçok şeyi anlamak için, ama mesela Edward Tyler'ı okumak gerekir. Antropolojinin babasıdır bu adam. Kendi arkadaşlarının bu uygarlık takıntısının nelere yol açtığını çok güzel örneklemiş. İlkel yoktur demek istiyor aslında. İlkel diye bir şey Hayır, yok. ilkel vardır diyor. Hayır, ilkel var. Daha doğrusu şöyle diyeceğim şimdi. Edward Tyler tabii kendisi yapmıyor bunu. O dönemin kabullerini dile getiriyor. Diyor ki uygar toplum vardır, barbar toplum vardır, vahşi toplum vardır. Şimdi bu sosyolojide tanımlanan şeyler bunlar. Ama diyor ki bak, bunlar bizim verdiğimiz adlardır. Bu üçü biraz evren algısı ile ilgili üç ayrı yaşam biçimidir. Biri diğerlerinden çok daha üstün, biri diğerlerinden çok daha düşük değildir. Hepsinin kendine göre üstün yanları, hepsinin kendine göre diğerlerini zorlayacak zor yanları vardır diyor. Ama şimdi bizde şöyle bir algı vardır ya, yani uygarlık bizde hep her şeyin en iyisi, en güzeli, en üst düzeyi gibi algılanılarak kullanılır. Ama adam diyor ki uygarlığın içinde iyi şeyler var, çok kötü şeyler de var. Şimdi vahşi bir topluma gittiğin zaman bizi çok zorlayacak, çok zor şeyler de var, ama çok iyi şeyler de var. Şey, Edward Tyler bunları çok güzel ifade ediyor kitabında. Ama ne yazık ki o kitap Türkiye'de hala yayınlanmadı. Yayınlansa da zaten kim okuyacak, ne anlayacak bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama işte mesela onu okumak gerekiyor. Bir. İkincisi, o mesela Türklerle Moğolların hiç ortak yanı yok diyenler için. Şimdi mesela Tony Cook'un yazıtının olduğu yer nasıl örnekleyeceğiz? Bak, bugünkü Moğolistan şöyle bir dikdörtgen de değil, şuraları şöyle kesik çanağa benziyor. Evet. Yaklaşık şurada, Ulan Batır. evet, Ulaanbaatar var. Doğru görünüyor demek ki. Dur, ben bir kendime bakayım ya. Hocam Evet, süpersiniz. doğru göstermişim. Tam yaklaşık şurada Ulaanbaatar var. Ulaanbaatar'ın biraz burasında Nalah diye bir yer var. Nalah neresi? Tony Cook'un anıtının dikili olduğu yer. Şimdi ben çok yakın zamanlara kadar buradan şöyle dikine inen bir çizgi olduğunu sanıyordum. Keşke Moğolistan haritası, ama Moğolistan haritası öbür odada kaldı. Şimdi onu kullanamayacağım. Şimdi şuradan böyle dikine inen bir çizgi var. Sınır Hemen çizgisi. göstereyim hocam. Bu tarafında Türkler, sen getirdin ama nasıl kullanacağız onu? Olsun. Görsünler. Neyse, ben yine buradan göstereyim. Ben oradan gösteremiyorum çünkü. Şimdi ben bu çizginin bu tarafında Türkler ve bu tarafında Moğollar var gibi algılıyordum. Böyle ortadan bir şey, bir hat geçiyor gibi düşünüyordum. Ama yakın zamanlarda yapılan araştırmalar ve gördüklerimle aslında burada böyle bir çizgi değil, şöyle bir birbirine geçmiş,
şöyle geniş bir şerit olduğunu gördük. Ve bu şeritin içinde Türk ve Moğol boyları birbirine %100 karışık olarak yaşıyorlar. Yani %100 karışık olarak Moğol boyunun içinde Türkler var, Türk boyunun içinde Moğollar var değil. Ama mesela şurada da Moğol boyu var, şurada da Türk boyu var. Çevresi belki de tümüyle Moğol ya da çevresi tümüyle Türk. Ama hepsi birbirine geçmiş biçimde yaşıyorlar. Şimdi böyle yaşayan insanların birbirleriyle ya hiç ilgisi yok demek. Ya ne bileyim hani biz buraya geldik ama işte Rumlarla, Ermenilerle, Kürtlerle hiç ilgimiz yok demekten daha bile kötü hatta yani. O kadar kötü olabilir. Çünkü bir kere aynı şeylere inanıyorlar, evreni benzer biçimde anlıyorlar, ortak kodlarla yaşıyorlar, birçok şeyi tanımlamaları, anlamaları, verecekleri tepkileri bile aynı. Hatta bunca yüzyıldır bu kadar uzak yaşıyor olmamıza rağmen hala çok ortak bir takım bu dediğim şekilde yani evrendeki olayları algılayıp tepki verme açısından hala birbirine çok benzeyen özellikler taşıyoruz. Bunu kim söylüyor? Profesör Doktor Ahmet Taşal söylüyor. Ya böyle bir şeyi ancak bir Türk'te görürsünüz diyor adam. Ulaanbaatar'ın daha doğusunda yaşayan bir Moğol için örneği. Mimiklerden örnek veriyordu değil mi hocam? Onlar da içinde birçok şeyden. Ya mimik hakikaten çok önemli hocam. Evet. Yani ben Kazakistan'da yaşarken de çok dikkat ediyordum. Ya bu tepkiyi anca bir Türk verebilir diye görüyordum Evet. gözümle. Çünkü orada Ruslar da yaşıyor. Ruslarda öyle bir Evet. şey göremiyoruz yani. Bu arada ekranın yan tarafında genetikle ilgili kavgaya giren çok bilmiş birkaç kişiyi görüyorum. Arkadaşlar, genetiğin bütün sorunları hala çözülmedi. Anlamadığınız konuları konuşacaksanız kendi aranızda başka bir toplantı düzenleyin isterseniz. Ben çünkü rahatsız oluyorum. Gözüm takılıyor oraya. Arkadaşlar hakikaten yani şimdi biz daha çok Bengü taşları yani Orhun yazıtlarını ve Hemen geliyor. çevresindeki kültür dairesini konuşmak istiyoruz. Çünkü hocanın zaten yazdığı kitap da o yönde. Evet. Onun haricinde genetik konusuyla alakalı yani genetikle ilgilenen ve genetik bilimiyle çok yakından ilgilenen Turkish DNA Project var mesela. Çok güzel bir projedir. Onu davet edeceğim ileride. O zaman onu konuşuruz veya başka bir şey. Hani dille ilgili bir tartışma dönüyor mesela. Dille alakalı, dil devrimiyle alakalı bir tartışma gördüm. Onunla alakalı daha başka bir konukla onu konuşuruz. Şimdi daha çok şeye odaklanalım. Özellikle Göktürk dönemi, eski Türkçe. Ondan sonra Bengü taşların geçtiği devir, Bengü taşların bize anlatmak istedikleri. Evren algısı, Türk evren algısı. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Çünkü bir ırkın dinamikleri bir anda oluşmaz. Bu bayağı bin yıllar gerektiren bir iştir. Ve bu kültürel kodlara dayanarak da nasıl yorum yapmamız gerektiğini hoca bize gösteriyor şimdi. O yüzden onunla alakalı yorumlar girerseniz ben de burada not alıyorum zaten. Teşekkür ederim. Tam bundan söz edecektim. Bu şey Anatolian DNA Project, Denizcan Dede'nin olduğu proje değil mi? Yani Türk iş diye ne? Turkish DNA. Bu şey arkadaşım yakın zamanlarda zaten bir yayını olmuştu. Orada çok güzel bu tartışmalara çok güzel açıklamalar getiriyor. Yakında da sen de program yapacaksan ben de izlemek isterim. Yani hani herkese merak ettiği konulara açık ayrıntılı cevap veriyor ama şu anda ben burada yani zaten DNA'cı değilim, genetikçi değilim. Kimseye DNA ile ilgili bilgi vermemi beklemeyin. Ya o işin bilgilisinin konuşmasını bekleyin, ona sorun ne soracaksanız. Ya da dediğim gibi yani kendi aranızda bir toplantı düzenleyin. Orada onu tartışın. Benim size genetikle ilgili verebileceğim bilgi sıfır. Hiçbir şey bilmiyorum. Genetikçi değilim çünkü. Yani. Valla ben de neredeyse hiçbir şey bilmiyorum hocam. Ben de o yüzden Denizcan'ı çağıracağım zaten. Hı. Geçen de bir görüştük. Konuştuk. Bakalım iyi olacak. Çok sevindim. Yani işte, ben de bekliyorum o yayını şimdiden. Eyvallah hocam. Hocam aklıma şey geldi. Tony Cook dedik.
Bu Tonyukuk kelimesinin üzerinden bir yorum yapıyorsunuz. Yukuk'la alakalı, özellikle yukuk Evet. kelimesiyle alakalı. Onu bir sizden Evet. alabilir miyim? Kaan AA koyunu konuyu diye okumak gibi öyle bir şey yok. Yani kimsiniz? Adınız bile tam açık yazmıyor orada. Kaan AA diye yazıyor. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Belki ismi öyledir Eğitiminizin, hocam. bilgi kaynağınızın olabilir de AA yazıyor. Yani hani bilmiyorum. Ay şaşırmıştır yani nüfus memuruna gidince. Yorum Aa yok. soyadı mı çıktı aa diye. Yorum yok, Olabilir. bilmiyorum. Ama bu yani Tonyukuk, Toynokuk diye okunamaz. Merak eden biraz önce gösterdiğim kitabı alıp oradan bilgi edinebilir. Tonyukuk donu yağı arttığı, donuna yağ arttığı bulaşmış demektir. Çünkü şöyle bir şey var. Tonyukuk adı kısaltmayla ni sesiyle yazılıyor ve oradaki Y N'den önce ses vermiyor. Öyle bir kayıt hiçbir yerde yok. Ama yanlış hatırlamıyorsam Kölüçor yazıtında ayrı yazmış. Ton yukuk diye. Ayrı orada ayrı yazmış olması da zaten bizim tezimizi destekliyor. Ayrıca yine söyleyeceğim. Kaşgarlı Mahmud'un divanında yük sözü açıklanmış. Yük demek bir kapta herhangi bir yerde yağlı artık demektir. Efendim biz küçükken annem bize yemeğimizi yedikten sonra tabağınızın yukunu ekmeğinizle silin derdi. Efendim yani bunun mutlaka kalıntıları Türkiye'de de vardır. Yine biraz önce sözünü ettiğimiz o bölgenin evren algısı ya da kültür kodları ile ilgili o bölgede kutlu olduğu ya da isterseniz kutsal diyelim olduğu düşünülen varlıkların üzerine yağ sürme geleneği vardır. Böyle bir uygulama var. Tonyukuk'u da böyle kutlu birisi olarak gördükleri için elbisesine yağ sürülmüş, yağın kalıntıları var anlamına gelecek biçimde halk ona böyle bir ad vermiş. Bu onun doğumunda verilen adı değil. Lakabı. Yani o artık halkın ona ne diyelim uygun gördüğü, halkının ona verdiği bir saygı adı. Halkın ona verdiği ad. Ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela bizim Bilge Kağan diye bildiğimiz Kağan, Kağan olmadan önce amcasının zamanında şad olduğunu söylüyor. Şadsa Tarduş boyuna görevlendirilmiştir. Ve onun şad olduğu sırada adının Bögüşad olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla yeni bir göreve geldikçe, yeni bir terfi ettikçe diyelim yeni adlar alabiliyor. N'ye tamgası değil. Arkadaşlar Göktürk diye adlandırılan ya da Türk diye de adlandırılıyor. Ben çoğunlukla Türk diyorum. Orkun Vadisi döneminde büyük çoğunluğu taşlara yazılmış, bırakılmış. Turpanda kağıda da yazılmış o imlerle. O imlere tamga denmez, üsük denir. Bunu yıllar önce Cevalkaya hocamız yazdı. Zaten Halat Tekin Uygurların hocamız kendisi de yazdı. üzük diyor hocam. Yazılarında belirtiyorlar. Üsük, üsük. Üsük. Üzük dersen kalem anlamına gelir. Daha Yok doğrusu yok. o kamıştan yapılan şey var ya. Kamış kalem. Ha. Yani Yani şeye şeye batırılıp bekeye mürekkebe. batırıp yazıyorsun. Evet, ona üzük Z ile, S ile olursa o yazı birimlerine denir. Damga diye sesçil imlere değil, anlam imlerine yani güneş mesela güneş çizdin oraya. Bakıyorsun bunun ses karşılığını kullanmıyorsun. O görüntünün anlamı güneş, güneş. İşte tamga diye ona denir ya da ay ya da yay ya da bir şey neyse. Koyun sözü ko bir daha o birçok yerde ko sesi eğer ko ile okunacaksa peşinden bir daha o yazıyorlar. Ondan sonra ni
harfi konuyor, üsü konuyor. Konuyu diye okunduğunu hiçbir yerde duymadım. İlk kez şimdi görüyorum. Bilmiyorum yani. Üsük kelimesi G ile bitiyor değil mi hocam? Yani Yani o dönemde sanmıyorum G ile K mi ile yazılıyor? okuyoruz. Çünkü şey, yani Turpan dizgesinde G ve K'yi ayrı ayrı gösteren imler yok. Aynı üslükle yazılıyor. O yüzden biz K ile okuyoruz gene. Çünkü şey, Türkçe'de sondaki G'ler genellikle yumuşayıp yumuşak G oluyor ya. Öyle Evet. olsaydı düşerdi. Düşmüyor, sadece K oluyor. Ayrı olarak belirtiyorlar mı diye merak ettim. Çünkü arkadaşlar da yazmış. Yo yo şey, Turpan döneminde G ve K'yi ayrı ayrı gösteren şey yok. Üsük yok. Yani aynı Anladım. üslükle hem G hem K okumak mümkün. Türk adı hanedan adı olarak hiçbir zaman kullanılmadı. Türk adının anlamı ile ilgili birden fazla öneri var. Ben kendi önerimi kitabımda yazdım. Her şeyi de burada anlatmayayım da kitabı alın okuyun daha yani. Onu kitapta bakalım hocam. Bu peki yağ meselesi bir Budist kültürle alakalı mıdır yoksa öyle mi düşünürsünüz? Yani eskiden beri. Sanmıyorum. Yo yo sanmıyorum. Çünkü yani Budizm'de bir kere şey yok. Yani hayvan ürünü tüketme alışkanlığı çok fazla yok. Tam süt kullanıyorlar. Ama yağ işi doğrudan doğruya bozkırla ilgili. Hatta bakın ben size şimdi şöyle bir şey anlatayım. Arkadaşım İsmail'in Göte Okulu'nun avlusu içinde ama ayrı bir binada iş yeri vardı. Ve okuldaki çalışanlardan birinden zaman zaman biz temizliğe yardımcı olmasını istiyorduk. Ücretini vererek. Bir ara penceremizin önündeki boş bir alanımız vardı. Oraya şöyle yaklaşık 1,5-2 metre mi bir sera yaptık. Çıtalardan üstüne kalın muşambayla örterek. İçinde de işte domates, salatalık, marul, maydanoz yani salata yapımında biber, patlıcan böyle çoğunlukla salata yapımında kullandığımız şeyleri diktik, ektik, diktik. Şimdi bazen orayı suluyordu da işte yani hani ücretini veriyoruz ya bazen sulamasını da rica ediyorduk. Suluyordu da orayı. Tabii şimdi salatalıklar her gün döküyor, her gün topluyoruz, döner landa götürüyoruz, arkadaşlarla birlikte salata yapıyoruz, yemek yiyoruz. O kadar çok biz tüketemiyoruz. Bazen ona da derdik yani sen de alabilirsin eğer istiyorsan bunlar salata malzemesi diye. Bize aynen şöyle karşılık vermişti. Oy ben onları asla yemem. Neden? Çünkü Moğol. Moğol yani ha bir de Moğol derken tamam, şimdi hocam üniversitede öğretim üyesi, eşi de bir Moğol dili öğretmeni. Yani onlar, hani onların böyle bir derdi yok. Onlar gelip benim yaptığım hemen hemen bu Türkiye'nin yemek kültüründen hemen hemen her şeyi yiyorlar. Salata da bolca tüketiyorlar artık. Ama şimdi yani hani sıradan bir Moğol doğmuş büyümüş. Ya şey dedim ya hani hocamın eşi, hoca hanım yiyor benim yemeklerimi ama onun bir kardeşi var şu anda 30-40 yaşına yaklaşıyor herhalde. Ya çocuk yemeğin içindeki soğan, o kıyılmış soğanlar var ya onları bile tutup atıyordu böyle yememek için. Patates bile yemiyordu. Yani şimdi böyle alışmış biri hani bitkisel pek beslenmiyor. Ama bunun yanında mesela biz etimizin yağlı geliyor ya şey iç yağ tabii. Ya o çok fazla yağ gelince bize ağır geldiği için kesip ayırıyorduk. O dediğim okulun görevlisi onu görünce şey diyordu. Ben bunları alabilir miyim diyordu. Çünkü evde kızartmalarında kullanıyor onu. İç yağını, kuyruğu. Onlar için kuyruk bu kadar önemli. Dolayısıyla işte yani bir şeyi kutsamak için üstüne böyle yağ sürme. Bu tabii tereyağı olabilir. Ya da dediğim gibi eritilmiş hayvanın iç yağı olabilir. Onu sürme geleneği var. Onunla bağlantılı. Yani ben Budizmle böyle bir şeyin
Daha doğrusu hani şey nasıl diyelim, hayvan kültürünün hiç gelişmediği, Budizm'in böyle bir etkisi katkısı olacağını hiç sanmıyorum. Anladım hocam. Şey geçiyorum o zaman. Tat Türk algısını geçiyorum. Onu kitapta okusunlar. Özellikle Onu burada demin yazmışsın değil mi? Tamam, güzel. evet. Nerede yazdığımı hatırlamıyorum şimdi, yani her şeyi her yerde yazdığım için. Hocam kan sucuğu yediniz mi? Evet. Nasıl, güzel mi? Yani güzelden kasıt ne burada? Yedim, karnımı doyurdu, beğendim. Hocam yani böyle hoş bir şey tat bıraktı mı ağzınızda, yoksa Evet. Moğolca'da Zerdüst deniyor ona. Bugünkü sahalar Kaan diyorlar. Uzun ayla, iki ayla yazıyorlar. Ya bak, ben bunda ondan söz etmiştim. Nasıl, iyi mi? Ona İyi bırakalım hocam. mı? Hemen Yani bunu konuş. reklamı da yapalım. Reklamı yapalım. Evet. Şu anda son çıkan romanım 100 bin. Zaten romanlarla alakalı ayrı bir, yani şey yapmak lazım hocam. Yayın, çünkü o bambaşka bir dünya. Romanların ve onun ilham kaynaklarıyla alakalı. Ama Kesinlikle o öyle. coğrafyayı daha iyi anlamak için benim asıl romanlarımı okumak gerektiğini söylüyorum ben her zaman. Sen de biliyorsun. Yani nedense bir türlü ilgi çekemedik ama asıl o coğrafyayı anlamak için romanlarımı okumak daha yardımcı olacaktır. Kodları tanımanızı sağlar, kodları çözmenizi sağlar diye düşünüyorum. Güncel Moğol dili halka boyunun ağzı. Evet, özellikle Ulan Batır şehri ayrı bir yönetim. Ulan Batır'ın çevresindeki Töv ile ayrı bir yönetim. Töv merkez demek Moğolca'da. Bugün Moğolistan'da standart iletişim aygıtı olarak kullanılan bu Töv vilayetinin ağzıdır. Ama yani ben İç Moğolistan'da, yani Çin yönetimi altındaki İç Moğolistan'da, Batı Moğolistan'da, Doğu Türkistan'da, oraların çünkü ağızları bazı ayrılıklar gösteriyor. Oralarda da Moğolca konuştum, oralarda da bulundum. Kuzey tarafta da Buryat diye Rusya Federasyonu içinde Buryat Cumhuriyeti diye bir bölge var. Oranın ağzı da bir takım kendi özelliklerini gösteriyor. Hepsini konuşabiliyorum, hepsini kullanabiliyorum. Kalmaklar. Kalmıklar Batı Moğolcasına benziyor. Batı Moğolcası dediğimde Bayın Ölgi çevresindeki Moğolların konuştuğu ve Doğu Türkistan'daki Moğolların konuştuğu. Doğu Türkistan'dayken zaten onlarla zaman geçirdim. Yani hani Batı Moğolcası konuşuyorum ama şöyle, ben 2007 yılı son 2008 başlarına kadar aksanımın Batı Moğolcasına daha çok benzediğini sanıyordum. Neden? Türk olduğum için. Çünkü Batı Moğolcasının telaffuzunda K'ler daha çok öne çıkıyor. Yani Türkçenin etkisi. Bir de mesela Moğolca'da bizde U, Ü ünlüleri Moğolca'da O, U olurlar. Daha bastırlar yani. Daha alttan gelirler. Ama örneğin Batı Moğollarının U ve Ü'sü Türkçenin U üssüne benzer, bizim gibi konuşurlar. Ben de Türk olduğum için başlarda aksanımın Batı Moğolcasına daha çok benzediğini sanıyordum ama bir gün Ulan Batır'da karşılaştığım, tanıştığım arkadaşlardan ikisiyle konuşurken şey dedim, ya galiba benim aksanım Batı Moğolcasına benziyor dedim. Alakası yok dediler. Basbayağı temiz Töv Moğolcası konuşuyorsun dediler. Hatta senin biraz önce örnek verdiğin Cahlım var ya, şarkıcı. Yani çok Evet. ünlü bir şarkıcı Moğolistan'da tabii. Hatta şey Onun Tarkan'ı milletvekili ya. oldu. Tabii, milletvekili oldu hatta yani. Evet. Şimdi o adam işi çok ünlü biri ya Moğolistan'da.
Ama Batı Moğolistan'dan işte Oğuz vilayetinde. Hatta bana şey demişlerdi, yani Cahlı'nın Moğolcası Batı Moğolcası, senin Moğolcan ona benzemiyor ki, sen bayağı Moğolcası konuşuyorsun. Hatta yani şey, böyle benim Moğolcamı Cahlı'nınkinden daha çok beğendikleri için kendimi çok önemli biri hissetmiştim. Bu meşhur şey vardır hocam. Ben o açar açar dinlerim. Hamuk Mongol diye bir tane şarkı var. Arkadaşlara da öneriyorum. Hamak Mongol diye yazarsanız çıkar. Hamak kamu demek bildiğim kadarıyla. Evet. Kamu kelimesi ortak bir kelime. Onlar hamak diye yazıyor. Biz de kamuk diye yazmışız zaten herhalde eski Türkçe'de. Kamu. Kamuk. Evet. Uyla ama kamuk U diye ile yazıyor. yazmışız. Kamuk. Onlar da hamak olarak bunu devam Hayır, özür ettirmiş. diliyorum. Özür Öyle değil diliyorum. mi? Klasik Türkçe'de kamak diye yazar. Klasik Moğolca'da hamuk diye yazar ama günümüz Moğolcasında oradaki u olarak kalmaz, a ile yazılır. O günümüz Moğolcası. Hamak Mongol'da. Orada belirtiyor zaten bir taraf. Hatta orada tuvaları da kendilerinden kabul ediyorlar. Evet. Tuva Türklerinin böyle bir yaklaşımı var o zaman. Evet. Hatta siz bir örnek verirsiniz hocam ara ara. Bir Tuva Türkü ile konuştuğunuz zaman eğer ki bir Sibirya lehçesi biliyorsanız bir Altay Türkçesi, bir Akas Türkçesi anlaşırsınız. Fakat arada terim olarak, özellikle terim olarak çok fazla Moğolca kelime var. Çok Moğolca terim var şeyde, Tuvaca'da. Bir de Tuvalılar şey gibi, Moğolca'nın telaffuzundan da çok etkilenmiş, ünlüleri çok yutuyorlar. diye konuşuyor. Böyle, öyle anlar tanımayan biri kulağa alışıncaya kadar. Zaman içinde alışır, o da öğrenmeye başlar. Türkçe'de ve Moğolca'da tahminen kaç ortak kelime var? Sayısı bilinemeyecek kadar çok ortak kelime var. Arkadaşlar, ortak sözcük iki dilin benzerliği, kökeni, yakınlığı, akrabalığı, düşmanlığı ile ilgili kesin bir hüküm vermeye kesinlikle yaramaz. Yani dil bilimi ile ilgili daha önce Berkant'la yayınlar yaptık. Yazılı yayınlarım da var. Dil bilimi birçok ayağı olan bir çalışma alanıdır. Söz varlığı bu birçok ayaktan yalnızca biridir. Yalnızca söz varlığıyla diller çözülemezler. Öyle olsaydı açardın bir sözlüğü, oradaki sözcükleri ezberlerdin, giderdin, konuşurdun. Öyle değil. Yani fonetik diye bir şey var. Sözcük türetme mekanizmaları diye bir şey var. Her dilde sözlerin peş peşe sıralanış, söz dizini dediğimiz şey var. Bunlar her dilde farklılık gösterir. Yani örneğin diyelim ki İngilizce öğrenmek istiyoruz. Açtık sözlüğü, bütün sözcükleri ezberledik. Sonra onları Türkçedeki gibi sıralayıp cümle kurmaya çalıştık. Böyle İngilizce konuşamayız. İngilizce konuşmamız için İngilizce'deki söz varlığının dışında İngiliz dilinin mekanizmalarını da tanımamız, onları hep birlikte kullanmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de birçok akademisyende şey var, işte Türkçe ile Moğolca'da işte 13. yüzyılda ortaklaşmış sözcük varlığı var, ondan başka hiçbir ortak yanları yok gibi. Oturup 50 şeyi çıkarıyor, 13. yüzyılda ödünçlenmiş 50 sözcüğü çıkarıyor, ondan hüküm veriyor. Öyle dil bilimi olmaz. Üzgünüm ama öyle dil bilimi olmaz. İç Moğolistan, Çin'in kuzeyinde Moğolistan'la sınır, hatta Rusya Federasyonu'na da sınırı olan çok büyük bir özerk bölgenin adı. Oraya tabii yabancılar ve Çinliler İç Moğolistan der. Moğollar oraya Uğur Mongol der. Uğur Mongol Güney Moğolistan demektir. 20 milyon nüfusu var. Bunların 3 milyonu Moğol, geri kalanı çoğunluğu Çinli. Orası artık Çin istilası altında. Kazaklar Moğolları ne derece anlıyor? Şimdi Bayınölgü'deki Kazaklar hele lise falan okumuşlarsa rahat Moğolca anlıyorlar. Diğer Kazaklar hiçbir şey anlamaz Moğolcadan. Ortak birçok söz olmasına karşın bunun birden fazla nedeni var. Yani birincisi telaffuz. İkincisi işte yani sadece demin de dedim ya, yani sadece ortak sözcüğü bilmek
bir dili çözümleyip anlamaya yetmiyor. Ya bu arada Akdeniz, ben senin Evet el hocam. işine el attım ya. Yandan yorumları okuyorum, oradan cevap vermeye çalışıyorum. Ama bu arada senden müzik bekleyen arkadaşlar var. Onu da zaten yapacağım. Bir de şimdi bu canlı yayınların biraz daha böyle şey olsun, ayrıcalığı olsun diye her yerde çalmadığım müzikleri çalıyorum canlı yayınlarda. Tamam. Öyle bir şeyler çalacağım. Hatta bir tane Tamam, bestem o var, zaman onu çalacağım. yani bak, sen beni sustur da çal artık, hadi o zaman. Yok hocam, tam konuşuyordunuz. Bir de şey ya, arkadaşlar biraz daha böyle Moğolca dil ilişkilerine falan girdikleri zaman hani yayın fazla uzar. Bu konumuzdan Evet. çıkarız. O Çok uzar yüzden bugün çünkü bunu konuşacaktık. Arkadaşlar evet, yapmayınız. özellikle yani ben onlarla Bilge Yazıtlar ve Orhun Kitabeleri ile alakalı. Şimdi hoca Moğolistan'ı da iyi bildiği için, gördüğü için o tarafları. Sonuçta Ötüken Moğolistan'da. O tarafları da iyi gördüğü için ve o tarafların kültürel kodunu da gözüyle gördüğü için ve kendisi Samsunlu olduğu için bu şeyleri, çıkarımları en iyi yapabilen insanlardan biri. O yüzden böyle sorular hazırladım. Ama bir şey daha soracağım hocam. Bu şey meselesi. Konuştuk hatta. Şad'dır, Yapgu'dur. Bu unvanlar nereden geliyor? Bu unvanlar neye tekabül ediyor? Çünkü onu da bilmemiz lazım. O zaman bir müzik arası alalım. Ben bunun için hazırladığım notlarım vardı. Onları alayım geleyim. Tamam hocam. Tamam. Ben de Dombra'yı alıp geliyorum. Tamam. O zaman sen hemen domrayı al gel. Ramazan, hoş geldin. Bu arada şey, Moğol yazısı hakkında Moğolca ile alakalı bir yayın yaptığımız zaman konuşacağız. Özellikle işte Uygurlardan nasıl Moğollara geçti, Moğol yazısı şu an sahipleniyorlar, nerelerde kullanıyorlar vesaire. O konuları konuşacağız. Kerem çok sağ olasın. Valla şimdilik her şey yolunda. Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz. Arada tanıdıklar görüyorum. Şey veremiyorum, selam veremiyorum, kusura bakmayın. Biraz daha Bengütaşlar, eski Türkler, Göktürk zamanı. Onlar üzerine evren algısı mesela. Onlar üzerine durmaya çalışıyoruz bu yayında. Şimdi ben bir bestemi çalacağım size. Hiçbir yerde daha çalmadım. Hatta bugün şey yükledim bu arada. Kanala bakmayanlar baksın. Kerkük Zindanı'nı yükledim. Yayınımız dıgıdık müziklidir. Bu arada şey var. Yeni yeni meşhur oldu. Bir tane şarkı var Kazakların. Dıgıdık 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 Şaban'ın. Biliyor musunuz hocam? İlk kez şimdi senden işittim. Kazakların öyle bir şarkısı var. Baydın 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 kızın alamın diye devam ediyor. Dıgıdık Şaban'ın. Bunu herkes şey yazmış ya, Türkçe mi bu, Türkçe'ye benziyor ama anlamıyoruz diye. Türkler hep şey yazmış. Ben size Uluhan Ata bitiği bilenler vardır. Uluhan Ata bitiği nedir diye. Şeyin İstemi Kağan'ın kızının Farslara gelin giderken yanında götürdüğü ve Türklerin
mitolojik kökenlerinin yazılı olduğu düşünülen kitap Ulağan Atabitik. Bu kitabın bir de romanı var. Ahmet Bican Ercilasun Hoca'nın romanı var. Hoca orada bu yaratılışı, evrenin yaratılışını eski Türkçeyle ve Altay aliterasyonuyla, yani baştan kelimenin dize başı tekrarıyla şey yapmış, nazıma çekmiş hoca. Ben de onu besteledim. Bu da bir şey olacak. Türk evren algısının yaratılışının mitolojik bir bestesi eski Türkçe ile. Üze kök tengri kalıntı, üküş yultuzun bezenti diye başlıyor. Kardeşime gelsin. Bak ne kadar güzel oldu. Eyvallah hocam. Yani program Akdeniz'in olunca insanlar beklerler. Bir saattir bekletiyoruz onları burada. Hocam işte arada böyle şey serpip, müzikleri serpip
biraz da böyle kültürlendirip hem ya şey yapıyoruz, bir beste yapıyoruz. O bestenin arka planını da anlatmayı seviyorum ben. Bir dahaki yayında da özellikle şimdi Moğolların gizli tarihçesini konuştuğumuz yayında da oradan bir bestem olacak zaten. Tamam. O zaman şöyle. Bu akşam için hazırladığın başka parçan var değil mi? Var var. Heh, tamam. Ben o zaman hızla bu akşamki konuyla ilgili zaten aldığım notlar vardı. Böyle bir gireyim o konuya. Eyvallah. Arkadaşlar sağ olun. Eyvallah. Bak herkes senin çalmanı bekliyormuş. Ya bu kadar Ya uzattığım için hepinizden özür diliyorum ya. ben hep çalarım ya. Ben burada oturuyorum. Zaten bol bol atacağım artık videoları. Şimdi özellikle hocamızı dinleyelim. İcabı Bakır, teşekkür ediyorum. Tanışmıyorum ama tanışırız inşallah. Şimdi Bilge, Orkun yazıtları diye adlandırılan bir 3 artı 1 yazıt var. Şimdi biri Kölkigin öldüğü zaman Bilge Kağan'ın onun için diktirdiği bir çok iri cüsseli bir taş yazı. İkincisi Bilge Kağan öldüğünde Költigin'inkine çok benzeyen ama bazı satırları tümüyle benzeş olan ama birebir kopya olmayan, tabii daha ek bilgileri olan ikinci, yine çok iri cüsseli bir yazıt var. Bir, iki. Şimdi bir de hem onlarla bağlantılı olduğu için hem de ya Bilge Kağan'ın dayısı, Atabey'i, kayınpederi ve şey diyelim Ayguç'sı, yani baş veziri olduğu için onlarla doğrudan bağlantılı olan Tony Cook'un yazıtları var. Yazıtlar diyorum, Tony Cook'un bir yazıtı var ama iki ayrı taş dikmiş. Ben üçüncü bir taşa da hazırlandığını ama vazgeçtiğini düşünüyorum. Bunun bazı nedenleri var. Bu söylediğim kimse için bağlayıcı bir şey değil. Kimse buna inanmak zorunda değil. Öyle olduğunu düşünüyorum ama bu şey değil. Yani dediğim gibi böyle bilimsel bağlayıcılığı olan bu ifade değil. Sadece öyle düşünüyorum. Dünyada yaygın olan Alman ekolü bunlardan ilk Tony Cook'un yazıtlarının dikildiğini düşünüyor. Ben ise bir takım ek bilgilerden dolayı bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Çünkü örneğin Bilge Kağan hem Költigin için hazırlattığı metinde hem kendisi için hazırlattığı metinde işte şey diyor mesela. Ötüken'de olursa hiç sıkıntı olmaz. İşte Kağan Ötüken'de oturursa Türk milletinin ne sıkıntısı olacakmış Arkış diyor. tirkiş göndersin. Heh, artış tirkiş ıtsar diyor değil mi? Bundan başka şey diyor. İşte devleti Kölkigin'le biz kurduk, biz genişlettik, biz baktık, biz yaptık, biz ettik. Hep şey diyor. İnim Kölkigin, ben. İnim Kölkigin, inim Kölkigin. Hep Kölkigin'e yüklüyor bütün başarıları. Bir yerde yalnızca şey diyor. İnim Kölkigin birle iki şat birle diyor. Orada bir iki şattan daha söz ediyor. Onlar da amcaoğullarıdır büyük ihtimalle. Çünkü şat görevine hanedandan tiginler atanıyorlar. Burada hep şey, bu Kölkigin bu kadar övülürken şimdi bu ifadelere karşılık mesela Tony Cook şey diyor. Türk budununu Ötüken'e ilk ben getirdim diyor. Şimdi ilk ben getirdim demesi hanedanın ikinci dönemiyle ilgili olmalı. Çünkü zaten daha önceden orada bir başkent yerleşimi var. Ama bu İlteriş Kutlu Kağan'ın yeniden devleti toparladığı dönemle ilgili olmalı. Şimdi adeta şey gibi, yani Bilge Kağan'ın Ötüken'de hiçbir sıkıntı olmaz sözüne karşılık yahu sizi oraya getirip yerleştiren bendim gibi bir cevap gibi yani. İkincisi hep Költigin ya inim Költigin şöyle yaptı, orada savaştı, oraya gitti, Oğuz'la 5 kere savaştı vesaire diye anlatıyor.
Tony Cook ne diyor? Siz daha hayatta yokken sizin babanız ayaklanmıştı. Ben uzaktan bakınca işte Semiz Boğa'yı Toruk Boğa'dan ayırmak kolay değildir. Bu başarılı olur mu olamaz mı diye çok düşündüm. Sonunda onu ben Ük Kaan Kıştım diyor. Şimdi ben Kaan Kaan Kıştım Kıldım. Oradaki iş L yerine iş yazılmasının nedeninin işteşlik olduğunu düşünen akademisyenler var. Öyle ya da değil. Sonuçta ben Kaan yaptım diyor. Ama bir de benden sonra Ük parçacığı var. Ük parçacığının klasik Türkçedeki görevi kendinden önceki sözü vurgulamaktır. Kendinden önceki söz ne burada? Ben sözü. O zaman Tony Cook ne demek istiyor? Ben, yalnızca ben, ama yalnızca ve yalnızca ben sizin babanızı ben Kaan yaptım lan. Siz ortalıkta bile yoktunuz. Kimsiniz siz gibi bir şey demeye çalışıyor. Öyle demiyor Ben çünkü onun yav ben diyor, yav diyor orada. yahu ben işte ama ben ama yalnızca ve yalnızca ben diyor. Dolayısıyla yani hani öyle çok fazla költigine abartmana gerek yok. Daha ortada költigin bile yoktu demek istiyor. Dolayısıyla şey yani ben Tony Cook yazıtının Bilge Kağan'ın Költigin için diktirdiği yazıta cevap olarak yazıldığından daha çok eminim. Ama dediğim gibi bu böyle evrensel olarak kabul görmüş bir görüş değil. Bu benim görüşüm ama yalnızca benim görüşüm değil. Türkiye'de böyle düşünen bu görüşü benimseyen başka akademisyenlerimiz de var. Bir de Tony Cook'un yazıtı dediğim gibi bugün Ulaanbaatar'ın 40 kilometre kadar doğusunda Nalah adlı Kazakların yoğun yaşadığı bir kasabaya yakın bir yerde ve Tuğla Irmağı'nın kıyısında Tuğla Irmağı'na çok yakın. Tuğla Irmağı da zaten Orkun Nehri'ne katılan ırmaklardan biri. Dolayısıyla yani Orkun Vadisi ya da en azından Orkun Havzası içinde kabul edilebilecek bir yerde. Dolayısıyla bunların hepsine birden toptan Orkun yazıtları diye bir ad verilmiş. Biz de pratiklik açısından bunu kullanıyoruz. Peki Bengü Taş ifadesine katılıyor musunuz hocam? Ben çok seviyorum Bengü Taş ifadesini. Bengüler Bengü olmaları gerekiyor. Türk kimliğinde olan insanların da bunu böyle anlaması gerekiyor. Bence öyle. Ben öyle anlıyorum. Orada Bir de verilen mesajların Bengü olması bir yana zaten böyle bir yani daha doğrusu şöyle bir hocamız şöyle demişti. Bu taşlar Türklerin değil Amerikalıların olsaydı Amerika burayı hac yerine döndürürdü demişti. Böyle tarihi öneme sahip, böyle değeri eşsiz değerde harika yazı, harika tarih yadigarları. O yüzden ben onların çok önemli, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Bengütaş diye adlandırılmaları hak ediyorlar yani. yine en azından yol yaptık hocam. Yol yapıldı, evet. Bilge Kağan ve Költigin yazıtları Ötüken zamanında Ötüken şehrine giden yol üzerinde. Nerede? Geçmişte Moğol İmparatorluğu'nun başkenti olan Harhorum, Moğolcasıyla söylersek. Harhorum'un hemen bitişiğine yapılmış bugünkü Harhorun ilçesi var. Harhorun ilçesinden kuzeye Orkun Nehri'nin birkaç yüz metre doğusundan kuzeye doğru böyle dümdüz giden 70 kilometre kadar bir asfalt yol var. Bu asfalt yolu Türkiye TİKA'nın finansmanı ve yürüttüğü projeyle yaptırdı. Asfalt yolun bittiği yerde bir de müze var. Bu müze Bilge Kağan ve Költigin yazıt alanlarının hemen bir 100 metre kadar doğusunda. Yani birbirlerine komşuluk içinde duruyorlar. Bilge Kağan yazıtı, Költigin yazıtı ve müze. Böyle bir üçgen oluşturuyorlar. Hocam şimdi yazıtların bulunduğu bölgelerde onların aslında şeyleri var, değil mi? Yeniden yapılan halleri var. Asıl halleri yok.
asıl halleri müzenin içinde kalıba dökülen replikaları da asıl alanlarında duruyorlar şu an. Peki yönleri doğru mu hocam? Ona hiç baktınız mı? Çünkü onların yönleri de Doğru. çok önemli ya. Yönleri doğru. Yani o replikalar konurken doğru yönüne göre yerleştirildi oraya. Anladım. Peki hocam, Tony Cook yazıtında da Çince var mı? Bölümler var mı? Tony Cook yazıtında Çinlilerin hiçbir dahili yok. Yani şöyle diyeceğim, Tony Cook anıt alanında bulunan taş işçiliğinin, sanat eserlerinin hiçbirinde Çin sanatının hiçbir öğesi yok. Tümüyle bozkır sanatı, bozkır süslemesi, bozkır her şeyi var. Anladım hocam. Evet. Peki hocam, bu Tony Kung kullandığı Türkçe ağzı nasıl bir özellik gösteriyor? Daha eski bir Türkçe'ye mi tekabül ediyor, yoksa hani öyle bir şey söyleyemeyiz diyebilir miyiz? Çünkü sonrasında ya Irk Bitik'teki Türkçe ile benzemiyor mesela. Şimdi Irk Bitik'teki Türkçe ve Turpan'daki kurumsal Türkçe, yani kurumsal denmek zorundayım burada. Şeye daha çok benziyor. Bilge Kağan ve Költekin yazısındaki standart yazı diline ya da bence Güney Sibirya'da lingua franca olan iletişim diline çok benziyor. Ama mesela Tony Cook'un yazıtındaki Türkçe Bilge Kağan'la aynı dönemde yazılmış olmasına rağmen Kaşgarlı'daki dile daha çok benziyor. Dolayısıyla Kaşgarlı'da örneklerini gördüğümüz ağız özelliklerinin Göktürk döneminde zaten başlamış olduğunu düşünebiliriz. Ama standart dile bunlar yansımamış. Standart yazı diline yansımamış. Çünkü yazı dili daha hala standart olan belki de metni orada yani nasıl diyecektim? Yazı dilinde hala standart bir dil kullanılıyor. Bilge Kağan'da, Költigin'de, Turpan'daki kurumsal yazılarda ve Irk Bitik'te. Ama Tony Cook'taki dil daha çok şeye benziyor dediğim gibi. Kaşgarlı'nın örneklerini verdiği hatta kendi kullandığı Türkçe'ye daha çok benziyor. Anladım hocam. Peki müzikten önce şeyden bahsetmiştik. Şat, Yapgu. Mesela Tarkan ünvanı. O da çok Evet. ilgimi çeker. Şimdi güzel bir soru geldi. Bir şeyi unutmayayım. Not alayım. Vermek istediğim birkaç bilgi var. Şimdi ünvanlar konusu çok karmaşık. Bu konuyla ilgili makaleler var. Güzel makaleler. Ama ben bir konuda bir ayrıntının kaçırıldığını düşünüyorum. Şimdi mesela bu ünvanlar makale olarak yazılırken hepsi birden değerlendiriliyor. Hepsinin anlamları ve hiyerarşi içindeki yerleri bir arada veriliyor. Şimdi mesela şöyle sayacağım. Kaan ve eşi Katun, Kan ve eşi Katun, Yapku ve eşi Terken ya da Kunçuy, Tigin ve eşi Terken ya da Kunçuy, Beg ve İyişi denilen hanım yani eşi. Şimdi bunlar soyluluk ünvanları. Avrupa'daki işte imparator, kral, dük, kont, baron, prens gibi soyluluk Düşünüyorum, ünvanları. evet. Şimdi bunun yanında mesela başında yine Kaan'ın bulunduğu İnançu, Şad, İlteber, Erkin, Tudun diye bunlar görev adları. Yani sivil bürokraside görev adları. İşte bunlar içinde mesela Şad eyalet ya da sancak beyi diyelim Moğolca'daki Türkiye'deki Osmanlı dönemindeki kullanımına bakarsak mesela Şad sancak beyi anlamına geldiğini görüyorum. Tabii sancak beylerinin en kıdemlisine Yapgu dediklerini görüyoruz. Yapgu ama müstakil bir devlet yöneticisi nin ünvanı da olabiliyor. Oğuz Yapgu Devleti örneğinde gördüğümüz gibi. İlteber
Şat'tan biraz daha küçük vali, dolayısıyla il valisi gibi olabilir. İşte Erkin var, bunun da bir şey olduğu söyleniyor. Yine bürokrasi içinde bir yerin yöneticisi olduğu söyleniyor. Tudun için ise mesela şey diyor, bir yerde vergi toplamaya yetkili biri diyor. Şimdi böyle okuyunca birçok arkadaş şey gibi anlıyor. Vergi toplamaya yetkili o zaman vergi memurudur ya da defterdardır gibi anlıyor. Hayır arkadaşlar, bir yerde vergi toplamaya yetkili olan kişi oranın mülki amiridir. Yani bu adam kaymakam aslında Muhtar mı? gibi algılayabiliriz. İnançu veya Tayangu, Tayançu diye adlandırılan var. Bunlar bugün anladığımız biçimiyle bakanlara ya da işte geçmişteki biçimiyle vezirlere benziyorlar. Yani bak, bunların hepsi sivil bürokrasi unvanları. Bunlar şey değil. Ha, bu göreve getirilen insanlar, tiginler arasından bu göreve getirilmiş olanlar olabilir. Beyler arasından bu göreve getirilmiş olabilirler. O soyluluk unvanları başka bir şey. Bunlar sivil bürokrasideki adları. Şimdi bunun dışında yine en tepesinde kağanın ya da hükümdarın bulunduğu ama işte çavuş, kolbaşı, tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı diye bunlar da askeri bürokrasideki unvanlar ya da rütbe adları. Şimdi bunları hep bir arada söylemek yanlış olmaz ama bu ayrıntıyı belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tür şeyleri es geçiyoruz çoğu zaman. Daha doğrusu hep şimdiye kadar unutulduğunu fark ettim. Söylememe fırsat verdiğin için teşekkür ederim. İyi oldu. Eyvallah hocam. Bu unvanları yazıtlardan nasıl görebiliyoruz hocam? Ne kadar görebiliyoruz? Mesela şad için şadapıt diye de bir ifade var. Şat unvanı çok geçiyor. Şadapıt bir yerde geçiyor. Şadapıt beyler diyor. Oradan onu bizden önceki hocalarımız şad olmaya layık ya da şad olabilecek beyler diye anlamışlar. Dedim ya, şad sancak valisi olduğuna göre sancak valisi görevine layık beylerden söz ederken şadapıt beyler demiş. Evet, bunları kitabın bir sonraki baskısına hazır olmak üzere metne ekledim ama şu anda piyasadaki baskılarda bu söylediklerim yok. Şimdilik sizler biliyorsunuz. Peki mesela hocam Tarkan bildiğim kadarıyla Moğollarda da olan Moğolca'da da hatta Darkat diye bir bölge var. Orada da yaşayan bir unvan. Bu unvanın demircilikle bir alakası var. Evet. Nasıl bir alakası var hocam? Şey değil, yalnızca demircilikle değil, Tarkan diye metal ve ağaç işleyen ustalara denir. Metal ve ağaç işleyen ustalar ama. Yani her işleyene de Tarkan denmiyor. Şimdi Tarkan sözü yazıtlarda bir yerde diye hatırlıyorum ama başka kaynaklarda var. Çoğulu Tarkat diye. O sondaki NT oluyor. Zaten yani Türkçe çalışanlar bilirler, sondaki NT olarak çoğul yapılabiliyor Türkçe'de. Bunun örnekleri Moğolca'da da var. Darkın sözü sondaki N'yi D yapınca Darkıt çoğul oluyor. Ama bir Moğolistan'daki gerçi şey gibi, o da Celal Şengör gibi asıl mesleği genetik ama tarihe çok meraklı, böyle çalışmaları olan, kitaplar yayınlayan, benim de tanıdığım ve aramız çok iyi olan bir beyefendi. Bu Batı Moğolistan'daki kimi adların aslında ses olarak çağrıştırdığı anlama gelmediklerini, kökenlerinin başka bir şey olduğunu, zamanla seslerin değişerek bu biçime geldiklerini, dolayısıyla Darhat boyunun adının Darhan sözüyle ilgisi olmadığını açıklıyordu. Ama ben hala işitince hep Darhan'la bir biçimde bağlantılıymış ki hala öyle geliyor bana o şey, çünkü yani öyle bir alışmışım artık, içime öyle yerleşmiş. Ünvanlar yabancı kaynaklı mı? Yani dediğim gibi batılı kaynaklara, batılı akademisyenlere sorarsak bey ve işiden başka hiç Türkçe ünvan yok. Hepsi için yabancı bir kaynak öneriyorlar. Ben de hep şey diyorum. Şimdi arkadaşlar, size bir itirafta bulunayım. Ben dil bilgisi çalışıyorum ya da gramer diyelim, bilenler için. Öyle demeyi tercih edenler için.
Ama şey, yani mesela sizin sorduğunuz şeyler etimoloji, yani köken bilgisiyle ilgili. Çalıştığım alan değil. Dolayısıyla bu sözler köken olarak Türkçe midir, yabancı mıdır konusuna böyle net bir cevap veremeyeceğim. Ama benim hep bu konuda ben bilmediğim konularda kendimce bilene sormak için soru işaretleri koyar, notlar alırım. Mesela bir şey diyorum. Şimdi mesela birinci hanedan döneminde Göktürklerin sınırları Azak Denizi'nden Demir kapıya Büyük kadar. Okyanus'a kadar. Büyük Okyanus, şey, ikisi birlikte ama Doğu ve Batı Göktürkleri. Yani Azak şey de Karadeniz'in kuzeyi, hatta Karadeniz'in kıyısına kadar geliyor, Azak Yani Denizi'ne kadar. Kırım tarafı. Bir yanda da tabii Kırım'ın şey, yani o Kerç Boğazı'nın karşı Doğusuna tarafı. geliyor, evet. Evet. Bir yanda da Büyük Okyanus'a dayanıyor. Güneyde İpek Yolu'nun denetimini ele geçiriyorlar. Yani bugünkü Tacikistan vesaire şey Tibet'in hatta kuzey kesimleri. Kuzeyde gittiği yere kadar gidiyor. Böyle genişlikte bir devlet kurmuş. Yani bir tek kendi terminolojisi ya da bir tek kendi ünvanı yok. Hepsini oradan buradan almış. Yani bu bana çok fantazi geliyor. Yani kolaycılık gibi geliyor. Ama dediğim gibi yani ben dil bilgisi çalışıyorum. Dolayısıyla etimolojiyle ilgili size net budur diye bir cevap veremeyeceğim. Yani çobanlığı çok iyi bilen, avcılığı çok iyi bilen, sürekli konar göçer yaşayıp ve bunu planlı bir şekilde yaşayan bir toplumun en kolay başarabildiği bir şey örgütlenmek aslında. Değil mi hocam? Örgütlenme konusunda gerçekten çok başarılılar. Bunun en böyle çarpıcı örneği de şey, o işte ha lanet olası Akdenizlilerin hilal taktiği dediği ya da işte sahte ricat dediği ama Kaşgarlı Mahmud'un Ülker Çeril, yani Türkçe'de öyle adlandırıldığını söylediği, o işte hani kuşatma ve sonra geri çekilerek düşmanı kandırıp tuzağa düşürme ve yok etme taktiği, bu sözünü ettiğin o hareketli örgütlenmenin doruk noktasıdır belki de. Çünkü Ülker yani dünyada Çeri diye mi geçiyor hocam? Ülker Çeri. Çeri Aha. bildiğimiz asker anlamında Çeri. Evet, Çeri. Ülker de Ülker bildiğimiz de yıldız. yıldızın adı, evet, ama o hareketin adının Kaşgarlı Divan'da Ülker Çeri olduğunu söylüyor. Lütfen Kaşgarlı'yı kontrol edin, çok güzel okuyun arkadaşlar. Yani bu işe meraklılar için söylüyorum. Kaşgarlı olmadan olmaz. Hocam burada bildiğim kadarıyla özellikle Kazaklarda ve Moğollarda da ortak olarak yazılan bir efsane var. Ülker Yıldızı ile alakalı. Ülker'le birlikte 7 yıldız olduğu için Evet. bu yıldız kümesi bir Aha. şeye benzetiliyor. Hakikaten o Turan taktiği diyebildiğimiz taktiğe benzetiliyor aslında. Yıldızlara baktığımızda da. Bunun hakkında sürekli hikayeler var. Ya Var. işte avcılar Ülker'i kaçırmaya gidiyor. Ya hırsızlar Ülker'i kovalayıp ondan bir şey çalmaya gidiyor. Bunun hakkında böyle farklı farklı Evet. efsaneler türemiş. O yüzden büyük ihtimalle o Evet. mitlerle alakalı olarak kalıplaşmış bir ifade günümüze gelmiş. Ülker çok ünlü bir şey. Yani çok Güney Sibirya'da, yani Altay, Tıva, Hakas, Kem bölgesi çok ünlü bir yıldız. Çok şeyde halk anlatılarında adı çok geçen bir yıldız. Hatta yanlış bilmiyorsam Tıvalı bir şey var ya. Kay topluluğu var. Hömi, hadi senin şeyinle söyleyelim. Hömi topluluğu var. Ülger. Ülger diye. Öyle olması lazım, öyle değil mi? Ben hömeyi daha çok teknik için kullanıyorum hocam, hani teknik ifadesinde. Yok, Ama ama müziğe genel olarak kay. Tuvalılar Hömi diyorlar ya ama, yani o Evet. yüzden gönlü onları üzmeyelim. Evet. Bu arada şimdi yine yazıtlarla ilgili şunları söylemek istiyorum. Biraz önce dedim ya, Tony Cook'un adı
Külliçor yazısında ton yukuk diye ayrı belirgin biçimde ayrı ayrı yazılmış. Ama şimdi arkadaşlar yazıtları okurken unutmamamız gereken bir şey var. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki benim bütün bir şey yazmam gerekiyor ve elimdeki bütün yüzeyin şu kağıdın yüzeyi olduğunu düşünelim. Ya da yazıtlar örneğinde bir taş var, o taşın yüzeyi. Bütün yüzey bu. Fazlası yok. Dolayısıyla ne yazacaksam oraya sığdırmak zorundayım. Şimdi Bilge Kağan ve Költil'in yazıtları gerçekten Güneydoğu Sibirya'nın Orkun Vadisi'ndeki devlet geleneğinin kültürünün doruk noktası. Çünkü ya her şeyle muazzam yapılmış, her şeyle mükemmel yazılmış ve harfler için de kalıplar kullanılmış. Dolayısıyla el yordamıyla yazılmamış o yazılar. Yani o her bir harf için mutlaka birden fazla kalıp vardır. Onlar konulmuş, onların üzerinden taş oyulmuş. Çok belli. Nereden belli? Bütün harfler standart boyda. El yordamıyla ayarlanmış değil. Ama şey örneğin ton yukukta Şinus, Terat bu adını söylediğim Şinus ve Terat yazıtları tabii şey Uygur Kağanlığı döneminden ama bunlar el yordamıyla yazıldığı için şimdi bizim zamanımızda biz kağıt kullanırdık. Artık herkes bilgisayar kullanıyor ama yine de kağıt kullanıyordur mutlaka arkadaşlar. O yüzden dediğim şeyi anlayacaklardır. Şimdi böyle biz kağıda bir şey yazmaya başladığımız zaman bir şeyi satırın sonuna sığdırmak istediğimizde şöyle yapardık diye yani hani buradan tire koyup alt satıra geçmeyeyim bunu buraya sığdırayım diye böyle bir sıkıntı yaşardık falan ya. İşte bunun aynısını Şinus, Terat ve Ton Yukuk yazıtlarında görebiliyoruz. Böyle satırın sonuna gelince harfler şöyle kıvranmaya başlıyorlar. Aynı psikozu yaşadığını görünce anlıyorsun lan bak bu adam bu harfleri buraya sığdırmak için kendini kasmış diye anlıyorsun. Belki bel Ama ağrısı Bilge tutmuştur hocam, fıtık falan. Kağan yani tahminimce taşlar yazılıyken yerde yatıyordu. O yüzden fıtık olmamıştı ama belki başka türlü fıtık olmuş olabilirler tabii orada o harfleri oraya nasıl satacağım diye bilemiyorum. Hocam Ama mesela yolluk tam güzel iş çıkarmış ya yolluk. evet ama tabii yolluğu Tiyi'nin avantajı ne? Başkent'te yapıyor bu işi. Bütün Kağanlığın imkanlarıyla yapıyor. Ve dediğim gibi bütün harfler için kalıp kullanılmış. O yüzden bütün harfler muntazam yerleştirilmiş. Öyle kayma, eğilme, bükülme, sıkıştırma falan yok. Yani sığdığı kadar sığmadığı bir üst satıra taşınıp oradan aşağı indirilmiş. Böyle bir fark var. Şimdi bugün sorulan sorulardan birkaçını not aldım. Onlara cevap vermek istiyorum. Epey de zaman geçti. Çok şükürler hocam. Bir arkadaş bu metinlerin okunması ile ilgili kaynak kitap soruyordu. Arkadaşlar, Talat Tekin Hoca hala Orkun Vadisi dönemindeki Türkçe yazılı metinlerin hala kralıdır. Onun Orkun yazıtları başlığıyla çıkan kitabının yani ben oradan çalıştım. Bu işin anayasası o. Anayasası o. Bu arada bir soru daha gözüme ilişti. Onu da Hocam yağ not aldım. sürme konusunda çok güzel bir yorum geldi Dohat'tan. Dohatlarda Nerede? üst eşiğe yağ sürülmüş gelinler eve girmeden önce. Gelin ona dokunup girermiş. Bolluk getirsin diye. Yani bu saçı bildiğimiz saçı geleneğinin. Ya bir tür saçı ama bak saçı yap saçı yok burada. Yağ sürüyorlar. Ordu'da da yapılıyormuş bu dediği şey. Annem söyledi şimdi. Orduluyuz ya. Eyvallah hocam. Neyse Talat Tekin'in kitabı diyordum. Tabii şeyi ben tavsiye ederim. Boğaziçi yayınlarından çıkan eski basım artık bulunması biraz zor sanıyorum ama yani bulabilirseniz Talat Tekin Hoca bu işin dediğim gibi kralıdır. Talat TDK'daki Tekin ucuz. olabilirdi. Onu bir ama o da iyi tabii yani.
Bu iş öğrenildi yani bu işi öğrenmek isteyen Talat Tekin hocadan öğrenir. Peki hocam, Odur bu. Ahmet Bican Ercilosu'nun son çıkardığı bir kitap vardı. Bengü Taşlar'la alakalı. O dergah yayınlarından. Onu hiç incelediniz mi? Görmedim. Görmedim. Onu... Ahmet Bican Ercilasun hocaya saygılarımı gönderiyorum. O bizim en sevdiğimiz hocalarımızdandır. Ama o kitabı görmedim, bilmiyorum. Ben onu da bayağı başarılı buluyorum da. Yani Ercilasun hocamızdır bizim yani. Yok şey bakımından ya, kitap bakımından çünkü Mutlaka başarılıdır. Yani mutlaka başarılıdır Ercilasun siz hocanın öyle bir yazdığı söyleyince ama şimdi. hani görmedim o yüzden bir şey diyemiyorum ama Ercilasun hocanın her işine kefil olunur tabii yani. Niye olmayalım ki? Hocamız bizim o. Şimdi kitap çok güzel hocam. Özellikle giriş bölümünde özet değerinde bir Göktürk tarihi var. Hakikaten çok güzel bir özet. Onun üzerinde bir de resimlerle baya bir şey yapılmış. İçindeki resimler çok önemli ve bayağı da bir hocanın yorumları var. Ahmet Bican hocanın. Ya kendine has yorumları var. Zaten Nehir Bitik Oğuzname kitabında da zaten hoca bilgilerini ortaya koymuştu. Onun gibi bir son bilgilerini topladığı kitap. Yani onu da şiddetle öneririm. Ama okuma bakımından ve siz tabii şey üzerinde de duruyorsunuz. Eski Türkçe'ye ne kadar bağlı, eski Türkçe'nin özelliklerini ne kadar yansıtıyor. Onun en iyi olarak gördüğümüz yayınlardan biri Talat Tekin Hoca'nın yayını. Yok kesinlikle yani öğretmek isteyen varsa Talat Hoca'yı okumalı. Ah yayından Hocam koptum. yamuldunuz. Yayın kopmadınız da ekran yamuldu. Evet, Anıl'ın yazdığı Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları kitabı. Hoca yayından koptu galiba da. Bir daha mı açacağız hocaya şey? Allah Allah. Hoca koptu arkadaşlar. Hemen bir link daha atayım hocaya. Hemen hocaya linki atayım. Hoca şu an çevrimiçi görünmüyor ama. Hayda. İnternet mi kesildi acaba? Galiba şarjı bitti galiba. Ben kendisine bağlantı linkini attım. Hoca görüp girer birazdan. Şarjı da kendine gelince beni arar. Ben de o sırada size bir şeyler çalayım ya. Ben de bir şeyler çalayım.
Şeyin Amuran diye bir şarkısı var. Altay Kay'da söylüyor. O türküyü çok seviyorum ben. Onu çalayım. Ya şu özünde ayamaysını ben bir daha kaydedeceğim. Onun bir TRT kaydı var. TRT kaydının sesi kötü. Bir daha bir şöyle güzel kaydedeceğim. Meyran Bek çok müthiş bir Kazak şarkısı, şarkıcısı. Enşisi, enşi derler onlar. Ondan da bir şeyler Dünya Şirkin falan onun çok güzel parçaları var. Ömür Öttü. Hep o öyledir onun parçası. Biraz arabesk. Ömür Öttü, Dünya Şirkin. Be hey dünya. Tuganel, Nogael. Nogael çok güzel parça. Onu da koyacağım zaten. Dıngırı dıngırı. Dıgıdık 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 şabamın diyor. Şapmak, at binmek, çapmak. Dıgıdık şabamın. O baya bu aralar meşhur oldu, sürekli karşıma çıkıyor. Dıkıdık 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 Şaban'ın. Hocadan hala ses yok. Kazakça öğrensen Altay Türkçesi anlarsın. Çünkü hakikaten Altay Türkçesinin özellikle Güney ağızları Kazak Türkçesine baya yakın. Konservatuvarda böyle bir bölüm yok. Kırtlak müziğiyle alakalı, hövme ile, kaycılıkla alakalı. Güllerin içinden canım koşarak gel. Tabi Amuran normalde şeyle çalınıyor. Gitarla çalınıyor.
Ben domburayla çalınca akorları biraz değiştirmek zorunda kalıyorum. Plak mı? Diş plağı mı? Plak mı var ya bu devirde? Bayram. Evet ya, bayram diye şarkıları var şeyin, Altay Kay'ın, çok güzel. Abi şamanist misin? Ben Kırşehir sporluyum arkadaşlar. Nasıl öğrendim? Valla internette denk geldim. Bir de Türk olunca. Mamer'in Eagle albümü hakikaten müthiş bir albüm. Mamer, bildiğim kadarıyla o zaten Çin içinde yaşayan Kazaklardan. Çok güzel bir albüm Spotify'da. Vay, Ömer Faruk Güdül gelmiş be. Dombura'nın şahı gelmiş, şahı. Dini inancı Kırşehir Spor kesinlikle. Bıyıkların sırrı yok. Valla. Bıyıkların sırrı atalarım. Genetik işte, normal. Ya Emre de mesaj atmış ya. Emre dinliyor musun? Oğlum görmedim aradığını. OBS ile alakalı bir sorun yaşamıştık da bu yayından önce. The Who çok güzel bir grup. Yani The Who'nun yarattığı algı çok güzel. Yani giriyorum YouTube şeylerine, yorumlarına bakıyorum. Bu yumuşak güç dediğimiz mesele hakikaten artık şimdi global şeyde, düzende çok önemli. Yani millet The Who'yu dinleyerek Cengiz Han'ın ordusuna katılmak ister hale gelmiş. Yani bakıyorsun yorumlara. Bizde de şey vardır mesela, animeciler çok fazla vardır ya. Animeciler bir süre sonra artık böyle dev bir Japon imparatorluğu kurulsa da altında yaşasam gibi şeyler düşünmeye başlıyor. Çünkü bu yumuşak güç yani. Bir zaman her büyük devletin, her büyük imparatorluğun sahip olduğu güç. Şimdi yumuşak güç olarak özellikle internet... Aha! Levent Hoca geldi. İnternet olarak karşımıza çıkıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Arkadaşlar oyalamaya çalıştım. Levent Hoca nerede? Levent Hoca isterük diye bana saldırmaya başladılar. Domra çalsaydın. Çaldım Sen domra çalsan sana saldıramazlar ki onlar zaten. hemen kayıcılığa başladım. Yaşasın. 9 Neyse. Treasures grubunu biliyor musunuz hocam? 9 Treasures Moğol grubu. Ne yapacağız mı? Evet, 9 Treasures. Ne yapıyorlar? Moğol müziği yapıyorlar. Biraz rock metalle birleştirip. Ha. Tengir Moğollar Kavalcı daha ne? vardı mesela. Ha, Kavalde'yi biliyorum. Ama ya ben şimdi sen beni biliyorsun. Ben 30 yıldan daha uzun, neredeyse 30 yıldan 35 yıldır thrash metal, death metal dinleyen biri olarak, yani Moğollar hala rock yapmayı ve metal yapmayı öğrenemediler diyeceğim. Burada hayranlar ne demek istiyorlar diye. Hocam 7 ceddi metalci Tarkan değil mi? 7 ceddi metalci Tarkan demek değil mi? Nasıl İşte o yapamıyoruz? benim. O benim işte. Beni kastediyor onlar. Evet. Hocam Neyse. halıya övgüler geliyor. Kesinti için hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Levent Kayay'ın Halı'yın Maktal. Ha. Levent'in Hüsni Mahtar. Ya arkadaşlar, bu nasıl göstereceğim bunu böyle bütün olarak bilmiyorum. 2010 yılı Eylül ayında
Türk Dünyası Belediyeler Birliği İstanbul'da bir seminer, bir şey, şehircilikle ilgili bir seminere geldiler. Bir heyet. Bunu da bana hediye ettiler o seminerin sonunda. Yanlış bilmiyorsam Erdin Tews şirketinin üretimi şey yün kışın soğuktan koruması için bizi annem onu buraya astı. Hem de mutfağımızda güzel böyle bir dekorumuz oldu. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç düşünmemiştim ama neyse. En son Talat Hoca'dan söz ediyorduk. Evet, ben Talat Tekin'den öğrendim dediğim gibi. Üstüne çok şey koymaya çalıştım. Zaten üstüne koymak zorundayız. Ama dediğim gibi bu işi öğrenmek isteyenler bence Talat Tekin'den çalışıp öğrenmelidir. Hocam peki Moğolistan'da eski Türkçe çalışmaları nasıl? Moğolistan'da eski Türkçe çalışanlar var. Arkadaşlar hazır konu açılmışken şimdi bir ilanda bulunayım ben size. Bunu yüksek lisansını yapmış, bitirmiş, doktoraya niyetlenen, hazırlanan arkadaşlar için söyleyeyim. Şimdi Atatürk zamanından başlayan milli eğitimin yurt dışında eğitime öğrenci gönderip bursla öğrenci göndermesi uygulamasını mutlaka hepiniz işitmişsinizdir. Bu listeye geçen yıl Moğolistan'da artık eklendi. Ve bu yolla Moğolistan'a doktora için gönderilmiş olan bir tarihçi bir kardeşimiz var. Samet. Samet'in soyadını hatırlayamadım şimdi. Niye bilmiyorum. Ha, Samet Kalyoncu. Diğer bölümler için de açıktır diye düşünüyorum. Moğolistan'da okuyacak öğrencilerden sorumlu olan üniversitede Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Yani o yüzden mesela Akdeniz'in kontrol alanına giriyor bu. Şimdi çok iyi koşullarda okuyabiliyorsunuz. Ve ben şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Yüksek lisansında klasik Türkçe, klasik dediğim dönem Orkun Vadisi'ni de kapsıyor, Turpan'ı da kapsıyor. Bence Turpan çalışmak çok daha yararlı olur bu konuda. Klasik Türkçe çalışmış olan arkadaşlar doktora için Moğolistan'a giderlerse şimdi iki seçenek var. Birincisi Moğolistan'daki Türkoloji bölümü. Bizim Moğolistan Devlet Üniversitesi, MUIS. Peki Devlet Üniversitesi'nin Türkoloji bölümü. Ya da benim bölümümde, yani Moğol Dili ve Dil Bilimi bölümünde çalışırsanız harika şeyler kazanırsınız. Tuhaf tuhaf şeyler sormayı bırakırsınız. Bence çok, yani Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Hatta yıllar önce yazdığım bir şey vardı. Yani Türkçe öğretmenleri Moğolca mutlaka öğrenmeli. Moğolca öğretmenleri de Türkçe mutlaka öğrenmeli diyordum. Şimdi Moğolistan'dan Türkiye'ye lisans, yüksek lisans ve doktora için gelen çok genç arkadaş var. Ama onlara da tuhaf bir biçimde Osmanlıca falan çalıştırıyorlar. Ya da ne bileyim Karahanlı Türkçesi ya da Çağatay çalıştırıyorlar. Yani bence klasik Moğolca ve Turpan yazmalarının bir arada çalışılması iki dil çalışmaları için de çok iyi olur. Bak açık söylüyorum hani buradan kendime çıkarmak istediğim bir şey yok. Bu Türk dili içinde, Moğol dili içinde, Türkoloji içinde, alta eşlik içinde çok daha doğru bir yöntem. Bunun ben olsam da olmasam da bunun olması gerekiyor. Yani ben zaten kendi başıma çalışıp gidiyorum. Tabii yani Levent diye biri vardı bir zamanlar bir şeyler yaptı sonra aldı başını gitti bu dünyadan geriye bir şey bırakmadı demesinler. Artık devlet böyle bir şeye imkan sağlıyor. Bunu öneririm size. İkincisi şu demin not aldığım bazı sorular vardı onlara
girmek istiyorum. 2,5-2 saatten daha uzun süredir konuşmaya çalışıyoruz. Bir süre konuşamıyoruz, kesiliyoruz, kopuyoruz, bağlantı sağlayamıyoruz falan. Şu söyleyeceklerimi bir söylemek istiyorum. Birisi deve güreşi var mı diye sormuştu. Ben deve güreşi görmedim Moğolistan'da. Valla ben de onu not almışım. Moğolistan'daki Kazakları nasıl ayırt ettiğimi sormuştu biri. Yani Kazakça konuşursa Kazak olduğunu anlıyorum. Hocam tipten çok fark ediyor bence yani. Hepsi fark edilmiyor. Yani Fark bazısı edilmiyor mu? tamam, bazısı tamam anlaşılıyor ama hepsi için aynı şeyi söyleyemiyorum. Yani kendi payıma söyleyeyim en azından. Her zaman belli olmuyor. Bazı tamam, bazı çok belirgin şeyler var ama her zaman aynı şeyi söyleyemiyorum. Bıyıklıysa Moğol Kazak. yazısı efendim. Bıyıklıysa Kazak. Olur mu öyle bir şey? Bıyıklıysa Kazak diyebilir miyiz? Kazaklar bıyık. Çok yaygın değil. Yani sakal bıyık bırakan Kazaklar var. Onu görünce zaten tamam anlarsın. Ama mesela son dönemde dünyanın her yerinde sakal bırakmak moda olduğu gibi Kazaklarda da böyle bir moda başlamış. Yani dolayısıyla öyle bir net bir şey söyleyemiyorum. Moğolca bilmeden gelirsek zorlanmaz mıyız? Ben gittiğimde tek kelime yani daha doğrusu sen ben o Minin Levent demeyi biliyordum ve bütün bunlar kuralsızdı. Yani bunların ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Yazılışlarını, okunuşlarını, hiçbir şeylerini bilmiyordum. Sen ben o Minin Levent diyordum ve bu yani bir çeşit cak sızma men atım Levent gibi bir şey demek yani. İngilizce eğitim dili hiç gerek yok. Moğolca ben hazırlık sınıfında öğrendim. Öğrenin, daha çok yararını görürsünüz. Üçüncü soru, Moğol yazısı ile ilgili bir soru vardı. Şimdi Moğol yazısı, Moğollar Uygurcin biçik derler. Yani Uygurca yazısı. Çünkü Turpan Uygurları daha önceden kullanıyordu bunu. Bunu tartışanlar var ama kimsenin hakkını yiyemeyeceğim. Turpan yazmalarında kullanılan yazı. Efendim, Türkler Turpan'dan sonra pek kullanma, iltifat etmediler. Yani Osmanlı arşivlerinde Kanuni Bir dönem. döneminde bu harfle yazılmış mektup olduğu yazıyor ama yani Allah deprem oluyor. Hoca yine gitti. Bizi konuşturtmuyorlar. Hoca yine devrildi. Hayda. Benim tanıdığım şeyler Kazaklar, özellikle Bayın Ölgi, yani Moğolistan'dan gelen Kazaklar baya Kazak tipliydi yani. Ben Moğollardan ayırt ediyordum. Demek ki özellikle Ulan Bahatır'da falan böyle şehirlerde yaşayan Kazaklarla Moğollar birbirine benziyormuş. Ah, hoca yine düştü. Hadi bakalım. Hocayı bir daha çağıracağız. Düşünsenize, hoca aslında konuşmak istemiyormuş, o yüzden çıkıyormuş. Ya yeter deyip çıkıyormuş, yine bağlantı attı, yine konuşmam lazım, geri geliyormuş. Kazaklar çok değişik ya. Yani Almatı'dayken mesela kendi aralarında Rusça konuşuyorlardı. Bir anda Kazakçaya dönüyorlar. Bir anda Rusçaya dönüyorlar. Tabii şey,
Yani şehir şehir, bölge bölge bunlar çok değişiyor. Nasıl bir ortamda büyüdü? Ya Kazak mektebinde mi okudu, Rus mektebinde mi okudu? Herhalde pili bitti hocanın. Hoca şarja koyamıyor mu acaba? Demesem ölülem isteyen varmış. Onu zaten kanalda çalıyorum. Davul mu? Buryat, sana Türk diye bir şey yok. Siz Moğolsunuz mu diyor. Lan bunu Buryat mı diyor ya? Ha, hoca WhatsApp'tan görmüş şeyi. Yok arkadaşlar, hoca öyle alınacak bir insan değil. Tuna, eyvallah, teşekkür ederim. Ben kendi başıma da zaten yayın açacağım. O zamanlarda daha böyle rahat muhabbet ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hepinizden bir kere daha özür diliyorum ya. Bu dış güçler hangi dış güçlerse onlardan hesabını sormalıyız. Hocam hakikaten ya, sizi Gobi'den çağırıyorlar arada. Ya bak, Ötken telefon işte onu akşamın sar. başından bir pardon telefon akşamın başından beri şarjda konuşuyorum ama yani ya artık batarya mı bitti, ne oldu bilmiyorum. Ve hala %1 gösteriyor şu anda. Deminden beri takılı. Bilemedim yani. Neyse Bataryayı hocam, o mı zaman hani son tüket? böyle Evet. sözlerimizi söyleyip bitirebiliriz. Yani konuşmaya çalışayım. Bir daha düşersem herkesten özür diliyorum. Öyle şey yapalım. Keselim. Piston aşağı Ama indi. çalışayım biraz. Olur mu? Ne dersin? Olur hocam ya, siz gidince aklıma takıldı da, bu boş kurmak diye bir tane fiil var. Evet. Şeyde de geçiyor, yazıtlarda da geçiyor. Evet. Bu boş kırmak fiilini daha sonra görüyor muyuz hocam? Zor soru sordun. Çalışayım bunu öyle cevap vereyim sana. Çünkü yani öğretmek anlamında bir fiil. Öyle olması gerekiyor. Ya öyle anlamlandırıyorlar ama şöyle, boş kurmak demek bir şeyi göstermek, talim ettirmek demek. Boş kurmak, öğretmek, göstermek, talim ettirmek, boş kurunç da talimat hatta, yani var ya, böyle bir şey var, yapısı var onun. Ama orada tabii yazıtta geçen şeyi tabii doğal olarak ben olsam ben de öyle anlamlandırırım. Öğretmek diye aktarıyoruz günümüz Türkçesine. Yaşasın, batarya %2'yi gösterdi. Böyle demek ki böyle tutmam gerekiyor. Neyse. Şimdi orada bazı yine şey arkadaşlar, size bir şey rica edeceğim. Bak, Tuğrul Çavdar da akıl vermek diye yazmış. Orada bir talim ettirmek, boş kurunç da talimat. Yani onları da eklemek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Lütfen internette yaşadığınız 16 yaş grubu klavye kahramanlarıyla yaşadığınız tartışmalar üzerinden
Evrene anlam vermeye çalışıp anlamsız sorular sormayınız. Şimdi bir arkadaş yukarıda şey yazmış. Bu Moğolların Türklerle sorunu ne yazmış. Şimdi ben de aynısını şöyle yazabilirim. Bu Türklerin Moğollarla sorunu ne diyebilirim. O zaman hiçbir çözüm bulamayız. Yani dolayısıyla ben en son 5-6 yıl önce bu konu değildi ama saçma başka bir konu vardı böyle 16 yaşındaki klavye delikanlıları orada birbirlerini bile görmeden birbirlerine hizaya istikamet çekmeye çalışıyorlardı. Ya ciddi sandığım da bir çocuktu. Çünkü Facebook'taki Mongolia Nomadic sayfasını işleten çocuk şey dedim. Yani hani 16 yaşı muhabbeti olacaksa beni buraya bu sayfaya niye almıştın ki ben gidiyorum dedim ve terk ettim orayı. Yani eğer IQ düzeyiniz 16 yaş düzeyindeyse hani söyleyecek bir şeyim yok. Eğlenmeye devam ediniz. Eğlenmenize kimse engel olamaz. Ben de engel olmaya çalışmıyorum. Ama yani eğer cidden öğrenmek istiyorsanız hani bu konularla ilgili benim söyleyeceğim bir şey yok. Evet. Hocam Dostum bir tane Hankergit şey yazmış. Türkler dostum Moğolları dışlayıp Hankergit. İslamcılık yapıyor demiş. Mesela böyle bir gerçek de var. Murat Uyulmaz boş kurmak bizde halen kullanılır demiş. Gayet güzel bilgiler. Şey ya batarya yine %1 gösteriyor. Demin bir %2 göstermişti beni sevindirmişti. Ama böyle var ya çok titiz tutuyorum şey yapma bir gevşeme olmasın diye. Aman O hocam. yüzden yani zamanı değerlendirmek için biraz hızlı ilerlemek istiyorum. Moğol boy hatları Türkler Moğol boy hatlarını mı aldı diyorlar. Arkadaşlar biliyorsanız Kaşgarlı döneminde Oğuz boylarının bir listesi verilmiş. Orada yanlış hatırlamıyorsam 21 boyun adı var. Ve Kaşgarlı Cengiz'den 100 küsür yıl önce o kitabını yazmıştı. Bu adların büyük çoğunluğu daha sonra Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın listesinde de var. Dolayısıyla öyle Türklerin Moğollara özenip Moğol'a alması gibi bir durum söz konusu olamaz. Moğolların da Türklere özenip Türk boyada alması söz konusu olamaz. Çünkü boyadı bir kişinin kimliğidir, soyadıdır. Öyle yani bugün değiştirdim, yarın değiştirdim vesaire diye bir şey olmaz. Ne demiş? Ha, İlber Ortaylı böyle demiş. İlber Ortaylı çok iyi bir Osmanlı tarihçisi. Kendisine çok saygı duyuyorum. Bu konuda çok da titiz ama aynı titizliği kendi alanı dışında göstermiyor. Üzgünüm. Yani kendi alanında titiz davranmayan insanları hatta bazen azarlıyor. Haklı da. Aman. Hocam iyi misiniz? Hoca sinirlendi. Levent Kaya elinden telefonunu attı. Tekke Yöresi yörükleri çok ilginç ya. Özellikle ağızları. O tarafın ağızları. Denizli, Burdur, Muğla. Müthiş. Müthiş kelimeler çıkıyor. Hazine gibi yemin ediyorum. Hocanın görüntü var. Kendisi yok değil mi? Aa, hoca yine düşmüş. Arkadaşlar bu valla şey yapamayacağız yani bunun sonuna gelemeyeceğiz. Güzeldi bir yayın yaptık. Ha Levent Hoca yazdı. Hocam gelebilecek misiniz yeniden? Yoksa burada bitirelim sonra yine yaparız mı? O adam şarj tutmuyor. Tamam, bitirelim burada. Yani bu konuştuğumuz konuların daha böyle teferruatlısı, tafsilatlısı, Arapça kelimeler söyleyeyim, millet çıldırsın. Tafsilatlısı efendim.
Şeyde mevcut. Hocanın Bilge Yazıtlar kitabında mevcut. Müthiş bir kitaptır. Alın, okuyun, okutturun. Dombura mı çalsam? Hemen bir güzel türküyle bitirelim efendim. Bolu Bey'i çalayım mı size? Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Levent Hocam çok teşekkür ederiz. Hiçbir yayın sabit değil valla. Ama haftada bir konuklu ya da konuksuz yayınlar olacak. Bir de türküler yükleyeceğim. Bak bugün daha şey yükledim. Kerkük Zindan'ı yükledim. Katıl butonunu valla aktif etmek lazım. Süper chat kullanan yok mu ya? Atsın para. Bu aşk edebiyatı böyle bir şey değil mi arkadaşlar? Aşıklar toplanıyor, atıyorlar. Mesela çalmıyor diyor. Para ver diyor. Çalmıyor diyor. Katıl gelir ya. Çöp arabası geldi. Sesi geliyor mu çok fazla? New York'tan selam. Asıl biz selam ya. New York'tan mı izleniyorum? Ne kadar güzel. 5 lira sıkışmış tellere. Ha? Hoca geldi galiba. Selam. Hocam? Evet. Hocam yani hakikaten öldünüz sandım. Seni dinleyelim, ara vermeyelim ya. Sen çal biraz. Bir Köroğlu çalayım. Ondan sonra son sözlerimizi alalım hocam. Olur. Olur mu? Potpori. Potpori yapayım. Ben
Hoca gitti mi ya? Hoca düştü mü? Bolu Bey'i evet villain. Undubazım çok güzel Türkiye ya. Köroğlu küyünü yani güzel çalamıyorum ya. Küy başka bir şey. Küycülük başka bir şey. Küy deniyor o şeylere, enstrümantal Kazak müziklerine. Valla arkadaşlar bence bitirelim.78 kişi, 80 kişi. Eski mesajları mı görüyorum ya Kerem? Vallahi bu StreamYard'ı ilk defa kullanıyoruz. Şu OBS oldu olmadı oldu olmadı derken biraz geriden herhalde cevaplıyorum. Kusuruma bakmayın. Bu da böyle bir yayın oldu. Ama yaparız. Zaten şey var. Hocanın Moğolların gizli tarihçesini çevirdiği için onunla alakalı bir yayın yapacağız. Daha çok Moğol tarihiyle, Moğolcayla, klasik Moğolcayla, klasik Türkçeyle yine alakalı. Onları halledeceğiz. O sebepten 75 kişi şu an izleyen 75 kişiye selam ederim. Sürahim çıkıyormuş lan buradan. Ben bunu sır gibi saklıyordum. Hoca geldi. Artık herkese veda edeceğiz. Hocam. Evet. Tam kapanışı ifa ediyordum. Niye baş aşağı duruyor? Geldiniz. Ya bütün Undubazım çalacağım. arkadaşlarım bütün sorularına not aldım ama cevap veremedik. Tuhaf bir şey yaşadım. Yine şarjda telefon ve yine %1 gösteriyor. Yani İlk kez bir yayında başıma böyle bir şey geldi. Hepsi için Hocam özür diliyorum. bir sonraki Moğolların gizli tarihçesiyle alakalı yayında onlara da yer veririz. Bu da olabilir. Size de uyarsa. Bu da olabilir. Eyvallah hocam. Yani kaç saat? 3 saattir yayındayız, değil mi? Ama çok ilginç İki olan bir buçuk şey evet. söyleyeceğim. Ben şu anda 72 kullanıcı izliyor görüyorum ve 155 beğeni almışız. 72 kişiden. Bu başarı işte yani. Baya baya başarı. Hadi bir son şansımı deneyeyim mi? Şu 3 kişinin daha şeyi var. Soru 3 kişinin sorusu kalmış. Onlara cevap vermeye çalışayım. Çalışayım mı? Tamam hocam zaten bir azalma da yok. 70 kişi bizi izliyor. Arkadaşlarımız Evet. izliyorlar. Vallahi çok sadıklarmış. Arkadaşlara çok büyük teşekkürüm var. Derken dırt. Gidiyor, gidiyor. Bile bile yandı yüreğim. Hoca gitti. Ya beğenip çıkanlar da ne kadar ya güzel işte ya. Güzel şeyler bunlar. Bana destek oluyorsunuz. Eyvallah.
Herkese iyi geceler yazdı hoca. Belli ki üç defa canlı yayın kazaları var değil mi meşhur? Uy ha buraya derken gitti hoca. Yayından düşmek literally böyle bir şey herhalde. Kesinlikle katılıyorum. O zaman mangala oyun olan mı yoksa yutum olan mı? Yutum mangala mı? Tam mangallık kadro vardır ya. Düşünsene 25 bin kişiyle mangal yapıyoruz. Ben böyle ortada çalıyorum, söylüyorum. 25 bin kişilik mangal. Mangala turnuvaları yapıyorduk biz Ankara'da. Hey gidi günler be. Bakü'den Bakü'ye selam. Azerbaycan'a salam. Evet, ikinci ayın biraz daha Moğolların gizli tarihiyle alakalı. Yine sürpriz besteler, sürpriz türküler efendim olacak. Mangala Federasyonu var tabii. Ya Ankara'da yapsak bir şey de. Konser falan değil mi? Neyse arkadaşlar o zaman kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Bu arkamdaki harita şey ya. Ural Altay dil ailesi haritası. Ya hepsini işaretlemişler. Hangi dil ne konuşuyor falan. Süleyman Aydın abim hediye etmişti bana. Undubazımı şimdi çalmayacağım canım. Kaydını açacağım. Şimdi yeterince çaldık. Eyvallah hayran TR. İsminle müsemmasın şu an. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Bir çay demleyin şu güzel yayın üzerine. Kaçırdığınız yerleri izlersiniz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.